İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Kulübü 1969 yılında Fen Kulübü adıyla kurulmuş ve daha sonra adı Fizik Kulübü olarak değiştirilmiştir. O günden bugüne kadar ayakta duran Fizik Kulübü değerli hocalarımızın bize bir emanetidir. İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Kulübü'nün amacı gerek fizik gerekse bilim adına öğrencilerimizin faydaları doğrultusunda seminerler düzenlemek ve fizik bölümünü iyi bir şekilde tanıtmaktır. Fizik Çalıştayı, Türkiye'deki fizik öğrencilerinin düzenlemiş olduğu en büyük organizasyonlardan biri olup, Türkiye'de alanının en iyisi olan değerli akademisyenlerimizin, dekanlarımızın ve rektörlerimizin konuşmaları ile öğrencilere yeni ufuklar açması için düzenlenmektedir. Çalıştayımız, değerli akademisyenlerimizin üstün bilgilerinden her öğrencinin sınırsız olarak faydalanması için ücretsiz olarak gerçekleşmektedir. Katılım sağlayan öğrencilere çalıştığımızın sonunda hediyeler ve katılım sertifikası, değerli akademisyenlere ise teşekkür plaketi verilmektedir. Temel bilimlerde öğrenim gören birçok kişinin yakından tanıdığı Engin Arık'ın, fiziğe ve bilime olan büyük katkılarından dolayı adını verdiğimiz bu seminerleri düzenlemekteyiz. Öğrenci seminerleri, hem öğrencilerin sunum becerilerini geliştirdikleri, hem de bilgi paylaşımını sağladıkları bir etkinliğimizdir. Mezun konuşmaları İstanbul Üniversitesi Fizik Kulübü olarak üniversitemizin fizik bölümünden mezun olan hocalarımızın ve öğrencilerimizin fizik lisans eğitimi almakta olan öğrencileri bilgilendirdikleri ve tavsiyede bulundukları konuşmalardır. Fizik Kulübü olarak birçok bilimsel çalışmaya imzamızı atmış olsak da sosyal sorumluluk projelerinde de geri kalmadık. 23 Nisan 2017'de çocuklara bilimi sevdirmek adına düzenlemiş olduğumuz etkinlik ve yine 18 Mayıs 2019 tarihinde fakültemizde gerçekleştirdiğimiz bilim şenliği buna bir örnektir. İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Kulübü olarak pandemiden dolayı ortaya çıkan yeni normallere en iyi şekilde adapte olmaya çalışıyoruz. İyi adapte olmanın yanı sıra teknik ekibi, tasarım ekibi, sosyal medya ekibi ve finans ekibi gibi gruplar oluşturarak birçok alanda gönüllülük esasıyla başarılı işlere imza atmaya çalışıyoruz. Kulübümüzün ismiyle anılan fizik çalıştayımızın 11.sini ekiplerimiz sayesinde uyum ve takım çalışması ile ilk defa online platformda gerçekleştiriyoruz. Bu süreç içerisinde birçok akademisyenlerimizin ve üniversitemizin içerisinde farklı kulüpler ile beraber çalışarak birçok etkinliği başarılı bir şekilde gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Kulübümüzün değerli öğrenci kadrosunun yanı sıra danışman hocamız Doçent Doktor Değer Sofuoğlu'nun desteğiyle adapte olduğumuz bu pandemi sürecinde siz değerli bilimseverleri fizikle buluşturuyoruz. Hepinize bilginiz için teşekkür eder ve iyi seyirler dileriz. Merhaba değerli katılımcılarımız. Öncelikle hoş geldiniz. İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Kulübü olarak temel bilimlerde öğrenim gören birçok kişinin yakından tanıdığı Profesör Doktor Engin Arık'ın fiziğe ve bilime olan büyük katkılarından dolayı 2013 yılından bu yana Engin Arık Seminerleri adını verdiğimiz seminerlerimizi düzenlemekteyiz. Bizi kırmayıp davetimizi kabul eden
Sayın Profesör Doktor Ömer Yavaş hocamıza teşekkür ederiz. Hocamız Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Mühendisliği bölümünden 1982 yılında mezun olmuştur. 1985'te Fizik Yüksek Mühendisi, 1992'de Fizik Mühendisliği Doktoru, 1993'te Yardımcı Doçent, 1996'da ise Doçent unvanlarını alarak devam etti. 2003'te Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fizik Mühendisliği Bölümü Yüksek Enerji Fiziği Anabilim Dalında profesör olarak atandı. Akademik hayatında 300'e yakın bilimsel makale ve bildiri yayınladı. 10 doktora, 30 yüksek lisans tezine danışmanlık yaptı. 9'unda yürütücü olmak üzere 18 farklı araştırma projesinde yer aldı. Araştırma projeleri ve ikili anlaşmalar çerçevesinde CERN ve DESI başta olmak üzere dünyanın önde gelen hızlandırıcı ve ışınım merkezlerinde çalışmalar yapıp sunumlarda bulundu. Kalkınma Bakanlığı desteğiyle ve üniversiteler arası işbirliğiyle yürütülen Türk Hızlandırıcı Merkezi projesinin ilk üç aşamasında 1999-2017 yılları arasında proje yürütücülüğü görevinde bulundu. Şu anda aktif olarak Ankara Üniversitesi Fizik Mühendisliği bölümünde öğretim üyeliği, Mühendislik Fakültesi Kurulu ve Nükleer Bilimler Enstitü Kurulu üyeliği, Ulusal Deneysel Parçacık Fiziği Üst Kurul üyeliği, Balkan Fizik Birliği Konsey üyeliği, TAEK CERN Projeleri Danışma Komitesi üyeliği, FMO Fizik Mühendisliği Eğitim Komisyonu başkanlık görevlerini yürütmektedir. Türk Fizik Derneği Profesör Doktor Engin Arık Bilim İnsanı Ödülü, Fizik Mühendisleri Odası Onur Ödülü, American Physical Society Marshak Lectureship Award ve TFD Onur Ödülü sahibidir. Sunumunu yapmak üzere Sayın Profesör Doktor Ömer Yavaş hocamızı davet ediyorum. Merhabalar hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, çok teşekkür ederim. Bu güzel giriş için de ayrıca teşekkür ediyorum. Umuyorum çok yararlı bir etkinlik olacak. Öncelikle tabii İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Kulübü'nü etkinliklerinden dolayı kutluyorum. Çünkü 52 yıllık bir kulüp. Gerçekten kulübün tanıtım videosunu izleyince bu kulüp bize hocalarımızdan emanet vurgusu çok dikkatimi çekti. Bir de tabii 1969'da kurulduğu için rahmetli Engin Arık hocamız da 1969 İstanbul Üniversitesi mezunu olduğu için umuyorum ki kuruluşunda eli değmiştir diye bir tahminde bulundum. Bugün de yine değerli hocalarımızın bize emanetlerini paylaşacağız. Umuyorum yararlı bir etkinlik olur. Davetiniz için çok teşekkür ederim. İlk temas sağlayan İlayda arkadaşımız ve değerli topluluk danışmanı değer hocamıza da tekrar davetleri ve organizasyon için teşekkür ediyorum. Teknik ekibe de provaları için ve yardımları için teşekkür ediyorum. Bugün biliyorsunuz seminerimizde parçacık hızlandırıcıları ve CERN'den bahsedeceğiz ve aynı zamanda tabii ki başlıkta yer almıyor ama Türkiye'deki çalışmaları da kısaca değinmek istiyorum. Son kısımda da saygıdeğer hocamız Engin Arık hocamızla olan bu projeler kapsamındaki anılarımıza yer vermek istedim. Güzel bir etkinlik olsun istiyorum. Şimdi tabii ki bilim şehitlerimizin anısına bu sunumu yaptım, belirtmek istiyorum. Ve 2007'deki uçak kazasında kaybettiğimiz proje üyelerimiz, bilim şehitlerimizi rahmetle ve saygıyla anarak başlamak istiyorum. Anılar kısmında onlarla olan ilişkilerimize ayrıca değineceğiz. Kendilerinde anmış olacağız tekrar, her zaman olduğu gibi. İçerik olarak bahsettiğim gibi 4 kesimden oluşacak. Öncelikle hızlandırıcıları ve teknolojilerini tanıtıp dünyada bu konudaki durum nedir? Arkasından kuruluşundan günümüze CERN'ü biraz anlatmak istiyorum. Özellikle Türkiye-CERN ilişkilerini ve ortak üyelik sürecinin sağladığı fırsatlardan bahsetmek istiyorum. Hemen ardından Türkiye'deki hızlandırıcı çalışmaları ve en son ulusal merkez statüsü kazanan tarla tesisini kısaca tanıtacağım. Ve son bölümde de Profesör Doktor Engin Arık hocamızla olan anıları dile getirmek istiyorum. En sonunda da tabii ki bir genel değerlendirme yapacağım. Tabii hızlandırıcıları biz temel atom altı yüklü parçacıkları
hedeflenen enerjilere ulaştırdığımız teknolojik donanımlar olarak tanımlayabiliyoruz. Tabii ki ilgili demet yörüngesinin doğrusal ya da dairesel olması bir anlamda hızlandırıcının genel tipini tanımlamış oluyor. Dolayısıyla iki ana sınıfta topluyoruz. Bir tanesi doğrusal hızlandırıcılar, diğer sınıf ise dairesel hızlandırıcılar. Betatron, siklotron ya da sinkrotron diye andığımız dairesel hızlandırıcılar söz konusu. Üç temel amaç için kullanıyoruz hızlandırıcıları. Bir tanesi gerçekten yüklü parçacık demetlerini oluşturmak ve hedeflenen enerjiye ulaştırmak. Bir diğer deyişle hızlandırmak. İkincisi sabit hedef ve çarpışan demet deneylerinde kullanmak üzere çarpıştırıcıları inşa ederken kullanıyoruz. Bunlar yine tabii atom altı temel parçacıkların çarpıştırılmasından bahsediyoruz. Elektron pozitron olabilir, elektron proton olabilir, proton proton çarpıştırıcısı olabilir. Bir de hızlandırıcıya dayalı ışının kaynakları söz konusu. Dolayısıyla biz özellikle elektron hızlandırıcılarından sinkrotron ışınımı, serbest elektron lazeri, frenleme ışını gibi ışınımları elde edebiliyoruz. Gerçekten 20. yüzyılın başlarında Einstein'ın ortaya koyduğu özel görelilik, kütle enerji özdeşliği, fotoelektrik olay gibi olgular esasen 1911'deki Rutherford deneyiyle doğru atom modelinin ortaya konulması, bir diğer deyişle atom çekirdeğinin keşfi, atomun içine başlatılan yolculukla yeni bir çağın başlangıcı anlamına geldi. Dolayısıyla daha derine inmek için daha yüksek enerjilere ihtiyaç duyduğumuz için değişik tipte hızlandırıcılar ve teknolojiler ortaya konulmuş oldu. Ve bu süreç özellikle 20. yüzyılın ortalarına kadar işte ilk Arefin akın, ilk yüksek gerilim hızlandırıcısının, ilk siklotronun, ilk betatronun, ilk proton linakının, ilk elektron sinkrotronunun ortaya konulmasıyla gelişti. Sahada gerçekten bu buluşları, bu gelişimleri sağlayan çok değerli bilim insanlarını görüyoruz. Einstein dahil olmak üzere. 20. yüzyılın ikinci yarısına geldiğimiz zaman 54'te CERN'in kuruluşunu görüyoruz ki konuşacağız. İlginç bir yıl sonra Einstein'ın vefatı var. Ama gerçekten 100 yılın sonunda yapılan 100 yıl anketinde bakıyoruz ki 20. yüzyıl atom çağı olarak adlandırılıyor. Ve 100 yılın kişisi olarak da Albert Einstein seçiliyor. Çünkü 20. yüzyılda ortaya konulan teknolojiler ve geliştirilen cihazlar esasen gerçekten atomun içinden çıkan bilgiye dayandığı için bu isim verilmiş durumda. Bugün günlük hayatımızda hepimizin vazgeçemeyeceği bir takım cihazları, donanımları, sistemleri sayacak olursak eğer, işte radardan transistöre, televizyondan lazer'a, bilgisayardan cep telefonuna, internetten izotopa, hızlandırıcıdan nükleer enerjiye, tomografiden MR cihazlarına dediğimiz zaman gerçekten bu bilginin atomun içinden çıktığını biliyoruz. Günümüzde özellikle CERN'de yapılan araştırmalar bu defa çekirdeğin içinden çıkacak bilgileri detaylandırmakla ilgili, onu da biraz sonra konuşacağız. Bu 100 yıllık süreçte hızlandırıcıların ve çarpıştırıcıların gelişimini esasen Livingston eğrisiyle, yani hangi yılda hangi enerjiye ulaşıldı, hangi tip hızlandırıcı geliştirildi ve lepton ve hadron çarpıştırıcıları da, yani hafif ve ağır parçacık çarpıştırıcıları da bu 100 yıllık süreçte özellikle 1960'tan sonra kurulduğunu biliyoruz hızlandırıcıların. En son 2010'lu yılların başında LSE biliyorsunuz CERN'de çalıştı. Şimdi yeni büyük ölçekli çarpıştırıcılar planlanıyor. Dolayısıyla bu grafik esasen hızlandırıcıların ve çarpıştırıcıların gelişimini okuyabilmek açısından son derece önemli. Peki günümüze geldiğimiz zaman çok kısa bir özet yapacak olsak. Örneğin medikal linakları terapide, yani tedavide kullanıyoruz. İşte ne bileyim süper iletken, doğrusal hızlandırıcıları, preelektron laser kaynağı olarak kullanabiliyoruz. İşte TAYAK'in siklotron tesisinde olduğu gibi siklotronları örneğin sabit hedef deneyde üretimlerinde, örneğin izotop üretim için kullanabiliyoruz. İşte sağ altta koyduğum gibi, yani Fransa'da bulunan European Synchrotron Radiation Facility'de olduğu gibi, örneğin 6 milyar elektron voltluk ve yaklaşık 850 metre çevreli 3. nesil bir sinkrotron ışınımı tesisi olarak dairesel elektron hızlandırıcısını, yani sinkrotron tipi bir hızlandırıcıyı kullandığımızı görüyoruz. Bu örnekleri ve listeyi çoğaltmak mümkün ama dünyadaki genel durumu sunarken zaten kaç hızlandırıcı var, hangi alanlarda kullanılıyor, bunları sizlerle paylaşacağım.
Biz gerçekten hızlandırıcı ve yüklü partijik demetlerini merkeze koyacak olursak, işte onlara keşif aygıtları demek mümkünmüş. Dolayısıyla bir dış halka onların kendi teknolojilerini bir anlamda vurguluyor. Demet dinamiği, hızlandırıcı teknolojisi ve kaynak teknolojileri olarak. Bir dış halka daha dışarı çıktığımız zaman ana kullanım alanlarını görüyoruz. Yani hızlandırıcıları biz demek ki iyon implantasyonunda, medikal amaçlarla, nötron kaynağı olarak, ışınım kaynağı olarak, çarpıştırıcı olarak ve endüstriyel anlamda, endüstriyel amaçlarla kullanabiliyoruz. Peki en dış halkaya çıktığımız zaman işte eğitimden enerjiye, ulusal güvenlikten endüstriye, akıllı malzemelerden yaşam bilimlerine kadar hayatın her kesiminde kullanmak mümkün. Hani böyle klasik olacak ama yüzlerce kullanım alanı var dediğimiz zaman bazen tabii anlaşılmıyor ama ana kullanım alanlarını sağ tarafa sıralamaya çalıştım. Tekrar vurgulayacak olursak, parçacık fiziğinden nükleer fiziğe, nötron kaynaklarından ışınım kaynaklarına, nükleer tipten radyoterapiye, nanoteknolojiden biyoteknolojiye, genetikten gıda güvenliğine, arkeolojiden madenciliğe kadar onlarca ana başlık saymak mümkün gerçekten. Peki günümüzün jenerik ya da öncü dediğimiz diğer teknolojileriyle olan ilişkisi var mı? Elbette var. Bu özel bir sıra değil. Ben konumuz olduğu için başa hızlandırıcı ve ışınım teknolojilerini yazdım. Ama bir çırpıda sayacak olursak günümüzde öne çıkan, yani öne çıkan öncü jenerik ne demek? Kendisi gelişirken diğer teknolojileri de sürükleyen, yani bir anlamda lokomotiflik yapan teknolojileri kastediyoruz. Dolayısıyla işte nükleer teknoloji, uzay teknolojileri, savunma teknolojileri, enerji teknolojileri, biyo ve nanoteknoloji, bilişim ve iletişim teknolojileri, ulaşım ve tıp teknolojileri gibi klasik bir listeyi sunmak mümkün açıkçası. Hatta TOB'un bir raporunda görmüştüm. Yani bu öncü teknolojilerin hızlandırıcı teknolojileriyle olan ilişkisi yaklaşık böyle 10 trilyon dolarlık bir hacim oluşturuyor dünya çapında. Gerçekten ilginç bir rakam. Peki neden hızlandırıcı teknolojileri önce olsun? Gerçekten bir hızlandırıcı sistemi, donanımı kurmak istediğiniz zaman, inşa etmek istediğiniz zaman burada görünen tüm alanlarda, örneğin işte metal ve yüzey işleme gibi, ısıtma ve soğutma sistemleri, katot ve parçacık üretim teknolojileri, manyet sistemleri, vakum sistemleri, RF güç sistemleri, elektronik kontrol sistemleri, radyasyon güvenliği sistemleri, optik sistemler gibi, dedektör ve veri alma ve veri işleme teknolojileri gibi onlarca alanda iyi olmanız gerekiyor. Yani tabii ki dışa bağımlılık söz konusu olabilir ama ilk olarak ben hızlandırıcı inşa edebiliyorum dediğiniz zaman bu teknolojilerin hepsinde yetkin düzeyde olmamız gerekir. Peki dünyadaki duruma baktığımız zaman belki slide çok yeni değil ama böyle hani bir anda değişmiyor bu dağılım tabii. Bu çok çarpıcı bir bilgi. Dünyadaki belli başlı hızlandırıcı merkezlerin ya da büyük ölçekli hızlandırıcıların dağılımını bir anlamda gösteriyor. Bakıyoruz ki Amerika, Avrupa Birliği başta olmak üzere artı Japonya'da yoğunlaştığını görüyoruz. Diğer ülke ve kıtalarda da birer ikişer var ama şöyle bir yorum yapmak gerçekten çok çarpıcı. Çünkü hani dünyanın en gelişmiş ilk üç ekonomik bölgesini saydığımız zaman günümüzde Amerika, Avrupa Birliği ve Japonya diyoruz. Dolayısıyla şunu söylemek, şu tespiti yapmak mümkün. Yani bu hızlandırıcıları kurdukları için mi acaba çok zenginlemişler? Yoksa zengin oldukları için mi kurabilmişler denebilir? Hani tavuk yumurta ilişkisi gibi. Ama gerçekten bunları geliştirip kurdukça sanırım katma değeri yüksek ürünler, teknolojiler geliştirip refah düzeylerini arttırmış demek tabii ki daha doğru. Bu genel dağılımı gösteriyor. Fakat biz biliyoruz ki günümüzde yaklaşık 40 bin civarında hızlandırıcı mevcut dünyada. Yani düşük, orta ve yüksek enerjili diye vurgu yapılabilir. Peki bu 40 bin hızlandırıcının dağılımına baktığımız zaman önce pay chart'a bakalım isterseniz. Yani %45'i, yani kırmızı bölge yaklaşık medikal amaçla kullanılanları gösteriyor. Yeşil bölge endüstriyel amaçlı olanları, kullanılanları belirtiyor. Yani aşağı yukarı işte %90'ı gitti. Kalan %10-15'lik kesim de gördüğümüz gibi işte izotop kaynakları, ışınım kaynakları, çarpıştırıcılar, eğitim amacıyla kullanılanlar denilebilir. Yüksek enerji sınırını 1 milyar elektron volt gibi demet enerjisi olarak alındığını da vurgulamakta yarar var. Peki bu 40 binin dağılımını tekrar eğer vurgulamak istersek, yani bu %45'lik medikal ve %45'lik endüstriyel grup kendi içinde nasıl dağılıyor dediğimiz zaman
Bakıyoruz ki dünyada 15 bin civarında tedavi amacıyla kullanılan medikaliner söz konusu. İşte yaklaşık 70-75 tane hadron terapi, yani proton ve iyon tedavisi merkezi var. 1600 civarındaki bayağı yüksek bir rakam. Özellikle siklotron tipi hızlandırıcılarla izotop üretimini görüyoruz. Endüstri kısmına geldiğimiz zaman işte bu başta elektronik çip üretiminde kullanılan iyon implantasyonu tekniğinde hızlandırıcıların kullanıldığını, yaklaşık 11 bin civarında, yaklaşık 7500 civarında malzeme işlemede kullanıldığını, yani 10 milyon elektron voltun altında, yine 10 milyon elektron voltun altında, 10 milyon altındaki elektron hızlandırıcılarıyla işte 3000 civarında sterilizasyon amacıyla kullanılan hızlandırıcı olduğunu görüyoruz. Bilimsel araştırma için, Ar-Ge için, işte eğitimi de belki dahil etmek mümkün. Yaklaşık dünyada 2000 civarında küçüklü büyüklü hızlandırıcının kullanıldığını görüyoruz. Peki bu başta vurguladığımız, hocam yüzlerce derken hani neyi kastediyorsunuz dediğimiz zaman, böyle 3 slide'da ana başlıklar halinde kullanım alanlarını toplamaya çalıştım. Bence hızlıca saymakta yarar var. Hani bir kulak aşinalığı olsun en azından. Parçacık fiziği ve nükleer fizik araştırmaları, malzeme bilimi ve uygulamaları, hızlandırıcı sürümlü sistemler ve nükleer atık dönüşümü, nükleer teknoloji, madencilik sanayi, savunma ve güvenlik sanayi, uzay sanayi, yaşam bilimleri ve medikal uygulamalar, mücevher sektörü, hızlandırıcıya dayalı ışınım kaynaklığı, yani sinkrotron ışınımı ve serbest elektron lazerini kastediyoruz. İşte başta uzun raf ömrü amacıyla sterilizasyonu kapsayan gıda sanayi uygulamaları, bilişim ve iletişim teknolojileri, yani bunda mikroçip üretimi, yakıt ve malzeme geliştirme, veri toplanması ve veri işlenmesi amaçlarıyla geliştirilen teknolojileri kastediyoruz. Fotonik araştırma ve uygulamaları, biyoteknoloji, nanoteknoloji, arkeoloji ve çevre uygulamaları gibi gerçekten neredeyse tüm alanlarda kullanıldığını görüyoruz. Bu alt başlıkların esasen her biri ayrı bir seminer konusu, takdir edersiniz ki. Ama burada atlamadan vermek istedim. İkinci kısma, yani seminerin ikinci ana konu başlığına gelecek olursak, seminerin başlığında da geçiyor. CERN'ü tanıtmak istedim siz değerli dinleyicilere, özellikle gençlerimize. Çünkü ülkemizin ortak üyeliği söz konusu 2015 yılında. Bu hangi fırsatları sağlamış olabilir? Ne tür olanaklar sağlamış olabilir? Buna bir yakından bakmak lazım. CERN biliyorsunuz dünyanın en büyük araştırma merkezi diye tanımlamak mümkün. Dünyanın en büyük deneysel yüksek enerji fiziği ve hızlandırıcı merkezi diye yorumlamak mümkün. Esasen Fransızca adının baş harflerini bir araya getirince CERN'ü görüyoruz. Kırmızıyla belirttim. Biz ama ülkemizde Avrupa Nükleer Araştırmalar Merkezi olarak anıyoruz. Şimdi 2. Dünya Savaşı'nda tabii Avrupa biraz yerle bir olunca, özellikle bilim ve teknolojide, özellikle işte Amerika ile belki Japonya ile rekabeti ayakta tutabilmek için 1949 Lozan Konferansı'nda, yani böyle ortak Avrupa atom fiziği laboratuvarı kurma fikri ortaya atılıyor. Ciddi bir tartışmanın arkasından bir yıl sonra CERN'ün modeli tanımlanıp CERN'ün kuruluş önerisi veriliyor. Ben işte şu Nobel'li fizikçi bunu yaptı, işte de Broglie sundu, işte Rabi sundu, onları, o detayları atlıyorum. Ama 1951'de geldiğimiz zaman Paris Konferansı'nda CERN'ün kuruluş kararı alınıyor. Ve 1952'de de sahada resmi de var. Hatta işte CERN Konsey toplantısında 1 Ekim 1952'de kuruluş bildirgesi imzalanıyor ve yer olarak Cenevre seçiliyor. Cenevre biliyorsunuz İsviçre'de bir şehir ama İsviçre Fransa sınırında aynı zamanda. CERN'e gidenler bilecektir. Biraz sonra detaylıca anlatacağım zaten. 29 Haziran 1953'te 12 Avrupa ülkesi kurucu olarak kuruluş sözleşmesini yayınlıyorlar. Yer olarak da Cenevre belirlendiği için 17 Mart 54'te temeli atılıyor. Sağda temelin atıldığı günden bir isim var. Gerçekten nostaljik bir isim. 29 Eylül 54'te de Cenevre'de faaliyetlerine başlıyor. Bu 12 ülke hangisi nasıl bir bildirge yayınlamışlar burada görmek mümkün. Fransa, İsviçre, Almanya, İngiltere, Belçika, Danimarka, Yugoslavya, o zamanki Yugoslavya, Yunanistan, İtalya, Hollanda, Norveç ve İsveç kurucu ülkeler. Sonradan tam üye olan, CERN bir Avrupa projesi olduğu için Avrupa ülkelerinin tam üye olma hakkı var. Onu da bir vurgulamakta yarar var. Sonradan üye olan Avrupa ülkelerine baktığımız zaman
İşte Avusturya, İspanya, Portekiz, Finlandiya, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Bulgaristan, İsrail, Romanya ve Sırbistan'ı görüyoruz. 2010'da iltihas edilen ortak üyelik statüsünü işte en başta 2015'te ülkemiz yani Türkiye almak üzere bugün 10 ortak üyesi var CERN'ın. Ortak üyelik şöyle bir şey. Tüm dünya ülkeleri ortak üye olabilir. Yani önce onu da vurgulamış olayım. En altta farklı renkte görünen 3 ülke yani Estonya, Kıbrıs ve Slovenya tam üyeliği hedefleyen ortak üyeliği seçmiş durumda. Diğer ülkeler ise Türkiye dahil şimdilik kalıcı ortaklığı ortak üyeliği seçmiş durumda. Ama tabii Avrupa ülkelerinin her zaman için işte tam üyeliği hedefleyen ortak üyeliğe geçme, dolayısıyla tam üye olma hakları bulunuyor. Bir de baştan beri Avrupa Birliği'nin, UNESCO'nun, Amerika Birleşik Devletleri'nin, Rusya'nın ki bunların doğrudan tam üye olma hakkı yok bu iki devletin. Dolayısıyla Japonya'nın ve JINR'ın yani Joint Institute on Nuclear Research dediğimiz merkezi Rusya'da bulunan bir oluşumun gözlemci olarak bulunduğunu biliyoruz. Dolayısıyla günümüz itibariyle 23 ülke tam üye, 10 ülke ise ortak üye. Dolayısıyla 33 ülke bugün CERN'ın üyesi. İsviçre Fransa sınırında kurulu olduğunu Cenevre yakınlarında söylemiştim. Burada havadan bir görünüşü var. Sarı daire içerisinde CERN merkezini görüyoruz. Hemen önde Cenevre Havalimanı var. Dolayısıyla bu beyaz noktalı çizgi yani İsviçre Fransa sınırı gidiyor. Dikkat ederseniz CERN'ın içerisinden geçip devam ediyor. Kuruluşta izlenmiş stratejiye dayalı olduğunu düşünüyorum. Peki dünyanın neden en büyüğü olsun CERN? Neden en büyüğü? Hani böyle bir tespit yapmak mümkün. Çünkü 33 üye ülke burayı finanse ediyor ve çalıştırıyor diyelim. Ama 100 ülkeden 700 üniversite ve enstitüden de 13 bin araştırmacı kullanıyor. Günlük işte orada daimi çalışan 3500 çalışanı var. Bunların en az 2000 tanesi bilim insanı ve mühendisi olmak üzere. En büyük yatırım ve cari bütçeye sahip araştırma merkezi. Bugüne kadar en çok deneyi hem planlamış hem gerçekleştirmiş hem de yeniden gelecek planlaması yapan bir merkez. Şu ana kadar ulaşılan en yüksek demet enerjisi, işte kurulan en büyük çarpıştırıcı ve doğal olarak da 67 yıllık tarihine 6 Nobel ödülü sığdırdığı için en çok Nobel ödülü kazanmış bir merkez olduğu için dünyanın en büyük vurgusunu ya da ünvanını hak ediyor. Hocam CERN'ün stratejisi ne dediğimiz zaman gerçekten uluslararası işbirliği stratejisi ya da uygulaması ya da başarısı onu çok güçlü kılıyor. Bu tabii belli bir stratejiye dayanarak geliştirilen stratejiler ışığında yürüyen bir merkez. Onun için en altta görüyorsunuz 2018-2020 arası yani 3 yıllık çalışmayla güncellenmiş bir Avrupa strateji raporu, daha doğrusu parçacık fiziği Avrupa stratejisi var. Tabii ki CERN merkezli ve CERN ağırlıklı bir strateji. Peki CERN'ün stratejisi nedir dediğimiz zaman evrenin ve maddenin yapısını araştırmak için büyük ölçekli hızlandırıcı ve çarpıştırıcı sistemleri, dedektör sistemleri, veri işleme sistemleri geliştirmek, planlamak, dolayısıyla öngördüğü araştırmaları yapmak. Fakat bu arada genç araştırmacılara eğitmek için en az bir 10 başlıkta programı var, ondan bahsedeceğim. Bir de tabii başta üye ülkeler olmak üzere bilgi ve teknoloji transferini mümkün kılan bir yapısı var. Dolayısıyla CERN'e üyeliğin esas sanırım eğilinmesi gereken nokta yani faydalanılması gereken nokta ülkeye yapılacak bilgi ve teknoloji transferi diye bakmak mümkün. Peki bugün bu 13 bin kullanıcıdan bahsetmiştik. Burada görüyoruz ki yaklaşık bunların gözlemci ülkeler dahil aşağı yukarı 11 bini üye ve ortak üyelerden ve gözlemcilerden oluşuyor. Gözlemci ülkelerden oluşuyor, kuruluşlardan oluşuyor. Bir 2 bin kadarı da dünyanın geri kalan ülkelerinden CERN'de user yani kullanıcılar var, araştırmacılar var. Dikkat ederseniz Türkiye'den biraz sonra detayı sunacağım. 164 bilim insanı, araştırmacı CERN'de user olarak yani resmi kayıtlı bilim insanı diyelim. 164 sayısı tabii 83 milyonluk ülkemize göre oldukça az bir rakam. Bizim ölçeğimizdeki gerçi her ne kadar CERN'ün kurucusu da olsalar yani bir Almanya, İngiltere, İtalya, İspanya gibi ülkelere baktığımız zaman
bu sayının 1500-2000'ler civarında olduğunu görüyoruz. Peki CERN bu 67 yıllık hayatında diyelim neleri başardı dediğimiz zaman gerçekten yüksek enerjili parçacık hızlandırıcıları inşa etti araştırma için. İşte 59'da devreye giren proton sinkrotronunu görüyoruz. CERN yine sarı daire içerisinde kırmızıyla yazdım. CERN'in yerini belirttim. Ama ilk kurulan proton sinkrotronu enerjimiz 28 milyar elektron volt. Sonra 76'da kurulan süper proton sinkrotronu enerjimiz 450 milyara çıktı. 1990'da inşası tamamlanan bugün proton çarpıştırıcı olarak kullanılan yerin 100 metre altında ve 27 kilometre çapındaki tünelde inşa edilen işte ne derler 89'a kadar inşa edilen ve 2000'e kadar veri alan large elektron pozitron dediğimiz yani önce elektron pozitron çarpıştırıcısı olarak çalıştı. Sonra tünelin içerisi boşaltılıp yeni manyet ve RF sistemleri kurularak LHC yani Large Hadron Collider'a dönüştürüldü. O da dikkat ederseniz 2008 yılında çalıştı. İşte çıkan bir arızanın onarılması yaklaşık 1-1,5 yıl aldı. Fiilen 2010 yılında çalıştı diyebiliriz. Proton demet enerjimiz 7 TeV olarak planlandı LHC'de ve en son bu hedefe de ulaşıldı. Burada yine görüyorsunuz işte İsviçre tarafı, Fransa tarafı, Cenevre ve havaalanı. Yani biraz daha farklı bir cepheden çekilmiş bir resim. Peki bu 67 yıllık ömründe CERN neleri başardı dediğimiz zaman hemen özet olarak şunu söylemek mümkün. İşte bu gördüğümüz 4 çarpıştırıcı zincirini kurdu. İşte onların üzerinde dedektör sistemleri kurdu. Araştırmalarını yaptı. Bazı bulguları Nobel ödülü kazandı. İşte bunların kronolojik olarak CERN sayfasından alınmış belli başlı adımları görüyoruz. Belki zaman tasarrufu açısından tek tek okumamakta yarar var. Özellikle sağ tarafta resmini görüyorsunuz. World Wide Web'in yani bugün kullandığımız 3W sisteminin 89'da CERN'de parçacık fiziği verilerinin araştırmacılar arasında paylaşımını sağlamak üzere geliştirilen bir sistem olduğunu ama bugün hayatımızın vazgeçilmezi olduğunu hepimiz biliyoruz. 90'lı yılların başından itibaren bugün işte Higgs bozonunun keşfini sağlayan dünyanın en büyük dedektör sistemlerinin artık yavaş yavaş planlandığını yani LHC'nin ortaya konulduğunu proje olarak görüyoruz. Ve nihayet 10 Eylül 2008'de de LHC'nin ilk kez çalıştığını görüyoruz. Fakat bu LHC üzerinde kurulan işte ne bileyim birisi 4 Tesla birisi 8 Tesla'lık CMS ve Atlas dedektörleri dünyanın en büyük dedektör sistemleri. Arkasından LHC'de keşfedilen Higgs bozonu işte 2012 Temmuz ayında keşfedildi biliyorsunuz ama 2013 Nobel Fizik Ödülü'yle ödüllendirildi. 2014'e geldiğimiz zaman CERN 60. yılını kutladı. 2015'te pentakuarklarla ilgili önemli bir keşif yaptı. Ve en son 2018'in sonlarında da işte CERN'ın giriş kısmı düzenlenip işte Science Globe var biliyorsunuz hemen çıkışında. Yeni bir resmi adres olarak da parçacık adası diyebiliyorum ama yanlış biliyor olabilirim. Esplanade des Particles diye yeni bir official adres edindi kendisine. CERN teknoloji ilişkisine baktığımız zaman yukarıdaki üç şekil bize diyor ki hızlandırıcılar var, dedektörler var, bir de dedektörlerden elde edilen bilginin, verinin işlenmesi, keşfe giden yolun hayata geçirilmesi var teknoloji bağlamında. Ama vurgulamıştım biliyorsunuz 89'daki World Wide Web, arkasından işte hadron terapi, MR, PET scan, dokunmatik ekran teknolojisi bugün cep telefonlarını dokunarak kullanıyoruz. Yani ama onun da CERN'de geliştirildiğini bilmekte yarar var. Ayrıca medikal ve endüstriyel izotoplar, bazı izotoplar, güneş enerji panelleri, halojensiz kablo teknolojisi, yüksek akım süperiletkenlerinin bazıları, artık karyojenik valfler, hasarsız metal tarayıcılar, röntgen makineleri, özel basınçlı kaplar gibi böyle bir CERN'de geliştirilen teknolojiler listesi yapmak mümkün açıkçası. LHC'ye geldiğimiz zaman yani bu 2008'de çalışan, sonra arızası giderilip 2009'da tekrar çalışan ve ilk çarpışmayı da 7 TeV'lik kütle merkezi enerjisiyle o zaman tabii proton demeti başına 3,5 TeV'lik bir enerji söz konusuydu en başta. 30 Mart 2010'da bunun çalıştığını görüyoruz. Sağ tarafta lacivert kutu içerisinde beyazla belirttiğim bilgiler özellikle
1232 tane 14 metrelik süperileken dipol manetle bu halkanın oluşturulduğunu, her bir dipolün 8 teslalık alan değerine sahip olduğunu, yoksa bu kadar yüksek enerjili protonu bu çevreye, bu yarıçapa bükemiyorsunuz. Süperileken söz konusu olunca sıvı helyum sıcaklığı tabii devrede. Yani -271 derecelik bir 27 kilometrelik tünel düşünün. Hani dünyanın en soğuk yeri denebilir. Esasen de demet başına 3000 paketçik olması, proton paketçiği olması, her bir proton paketçiğinde de 100 milyar proton olması ve bunların da saniyede 600 milyon çarpma yapacak şekilde, bir başka deyişle birim zaman ve birim yüzeyde 10 üzeri 34'lük bir proton çarpma yoğunluğunu ortaya koyması esasen gerçekten insanoğlunun bugüne kadar başardığı en kompleks cihazı makina diye vurgulanıyor. Hatta biraz espri ama uzaylılar işte dünyayı incelemeye gelmişler. Bu LHC'yi görünce demişler ki insanoğlu bunu yaptıysa korkulur, buradan gidelim demişler. Peki bu LHC üzerinde kurulan dünyanın en büyük dedektör sistemleri, işte iki tanesi biliyorsunuz benzer amaçlarla kurulmuş, Atlas ve CMS dedektörleri. Bunların Temmuz 2012'de keşfettiği Higgs bozonunu biliyoruz. Dikkat ederseniz örneğin CMS'de 42 ülkeden 180'den fazla araçtan 4300'ün üzerinde bilim insanının çalıştığını görüyoruz. Yani bir tek deneyde 4300 bilim insanı birlikte çalışıyor. Bu uluslararası işbirliğine inanılmaz bir model gerçekten. Arkasından yine LHC üzerinde kurulu ALIS ve LHCb dedektörleri olduğunu görüyoruz. Bunlardan birisi kuark, gluon, plazma, maddenin 5. hali diye vurgulanan kuark, gluon, plazma araştırmalarını yürütüyor. LHCb ise madde karşıt madde kuramını doğrulamak ya da test etmek amacıyla kurulmuş bir dedektör. CERN'ü merkeze koyarsak, bu CERN'de işte birim zaman ve birim yüzeyindeki 10 üzeri 34 çarpmadan çıkan bilginin katman katman tüm dünyaya yayılması, elenip değerlendirilip CERN'e geri dönmesi, esasen işte 40 ülkedeki 170 merkezin CERN verisini işlemesi, analiz etmesi, elemesi ve keşfe giden yolu açması anlamında önemli. Ülkemizde Tier 2, yani ikinci katmanda yer alan bir analiz ve hesaplama merkezi ağına sahip. Bunu da söylemek gerekiyor. Dolayısıyla burada kullanılan örneğin grid sisteminin, işte bu başlıkta da vermişim, esasen çok yüksek hızlı yeni bir internet sistemini de insanlığın hizmetine sunacağını biliyoruz yakın gelecekte. Bu Higgs bozonunun keşfi deyince bir cümle anlatmak lazım. Yani insanoğlunun madde konusunda söyleyebildiği, yani 500 yılda söyleyebildiği üçüncü önemli olgu olmuş oldu. Newton eylemsizlik maddesi kütlesini tanımladı herhangi bir cisim için, herhangi bir madde için. Einstein kütle enerji eşdeğerliğini ortaya koydu biliyorsunuz. Higgs ve arkadaşları da 1964'te esasen Higgs alanı olduğunu, bu alanı Higgs bozonlarının oluşturduğunu ve bu Higgs alanı ile etkileşen maddelerin ancak kütle kazandığını ortaya sürmüşlerdi, iddia etmişlerdi yayınlarıyla. Ama gerçekten LHC'nin aşağı yukarı ilk hedeflerinden birisi bu bozonu keşfetmekti. Bu bozon kararsız bir bozon, tabii ki bozonumlarından giderek keşfedildi. Kütlesini görüyoruz, yaklaşık 125 GeV, yani 10 üzeri eksi 25 kilogram civarında bir kütlesi var. Standart modelin öngördüğü ve henüz keşfedilmemiş tek bozondu, yani skalar bozondu, keşfedilmiş oldu. Esasen keşfederken geliştirilen teknolojiler kadar parçacık fiziği keşifleri açısından da önemli bir yer tuttuğunu biliyoruz. Peki bu tera elektron voltlara ulaşınca CERN'deki çarpıştırıcı, yani hızlandırıcılar, biz tabii evrenin oluşumunu ve gelişimini incelerken bu terascale, yani tera elektron voltlarla ulaştığımız mertebeyi iyi anlamamız gerekiyor. Biz bugün 13.7 milyar yıl olmuş Big Bang olalı, işte evren oluşmaya başlayalı dediğimiz zaman esasen işte 15 çarpı 10 üzeri 9. yıl yaşıyoruz, öyle diyelim. Ama Big Bang'e giden time scale'inde, yani zaman ekseninde bu terascale ile ulaştığımız bilgiler bizim Big Bang'e 10 üzeri 10 saniye yaklaştığımızı söylüyor ki başlıkta da özellikle yer verdim.
Yani epey bir yaklaşmışız gibi görünüyor ama bu tabii T eşittir sıfıra ulaşmak belki bir 100 yılımızı daha alacak. Onu zaman gösterecek. CERN'ün şimdiki bugünkü hali, yani işte bu ortadan geçen yol hemen binaların bitiminde, hatta binaların arasından başlayarak Fransa tarafını oluşturuyor. Bugünkü halini görüyoruz. Peki Altın Nobel Ödülü'nden bahsetmiştik. 52, 76, 84, 88, 92 ve 2013 Nobel Fizik Ödülleri CERN'de yapılan araştırmalar ve geliştirilen teknolojilere verilmiş oldu. Peki hocam CERN gelecek açısından ne planlıyor dediğimiz zaman? Gerçekten 4 devasa projesi var. Bunlardan bir tanesi mevcut LHC'nin çarpma yoğunluğunu en az bir 10 kat arttırmak. Yani 3000 femtobağın üzeri -1'e çıkarmak toplam ışınlığı. Bunu 2026'da bu haliyle veri almaya başlayacak. Aşağı yukarı bir 10 yıl kadar da öyle çalışacak. Ama bu arada LHC'nin proton demetine teğet olarak kurulacak yaklaşık bir 60-70 gevlik elektron hızlandırıcısıyla bir lepton hadron, yani elektron proton çarpıştırıcısı projesi var, LIHEC dediğimiz. 1.4 TeV'lik kütle merkez enerjisi söz konusu. İşte kurulum olarak 2030-2031 gibi öngörülüyor. Bunlar tabii birbirini tamamlayan, birbirini destekleyen, birbirinin fiziksel sonuçlarını daha hassas olarak ortaya koyacak çarpıştırıcılar. Onu da vurgulamakta yarar var. Yine bu kapsamda lepton collider, yani elektron pozitron collider olarak planlanan, bizlerin de tabii içinde yer aldığımız ve 3 farklı enerji kademesi olan 500, 1500 ve 3000 GeV'lik enerji kademeleri olan kompakt lineer collider, yani klik çarpıştırıcısı planlanmış durumda. Bunun da kuruluma başlanması 2034-2035 gibi planlanıyor. Yani aşağı yukarı işte bir 6-7 yıl kurulumu alabilir tabii ki. Ve en nihayetinde de yoğun bir şekilde devam eden büyük ölçekli bir proton-proton çarpıştırıcısı söz konusu. Yani Future Circular Collider dediğimiz, gelecek dairesel çarpıştırıcı diye çevirebileceğimiz, her bir demet enerjisinin 50 TeV, yani toplam kütle merkez enerjisinin 100 TeV'e ulaşacağı devasa bir çarpıştırıcı planlanıyor. Bunun da kurulum yılı olarak, yani çalışmaya başlayabileceği yıl olarak 2045 baz alınıyor, planlanıyor. Ama aşağı yukarı 2075'lere kadar veri alacak. İşte verilerin değerlendirilmesi falan derken, yani 2090'lara kadar CERN'ün ne derler, gelecek planının hazır olduğunu görüyoruz. Bu önemli bir bilgi. Tabii ki söylememe gerek yok. Biraz sonra Türkiye-CERN ilişkilerine değinirken zaten gerekli bilgileri vereceğim ama tüm bu gelecek projelerinde ülkemiz tabii ki yoğun bir şekilde yer alıyor. İşte kaç üniversiteyle yer alıyor, nasıl bir pozisyondayız, onlara değineceğim. Tam da Türkiye-CERN ilişkilerine geldik. Şimdi bu 61'de Türkiye-CERN'e ilk gözlemci üye ülke olmuş durumda. Bu aslında önemli bir şey. Fakat uzun yıllar çok yoğun bir katılım gösterememişiz. Ama yine de 60'lar, 70'ler, 80'ler, 90'lar, 2000'ler, 2010'lar diye sınıflandırdım özellikle araştırarak. Başta ODTÜ'nün, işte Boğaziçi, Çukurova, arkasından Ankara, arkasından İstanbul Teknik, İstanbul Üniversitesi gibi, Karatay gibi, Doğuş gibi, Top Etü gibi, NİDE gibi, Giresun gibi, İstanbul Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi gibi, yani öne çıkan, ikili anlaşmalar imzalayan, CERN'ün anlayacağı dilden bir team'i, team lideri olan üniversiteleri burada parantez içinde belirtmeye çalıştım. Biraz sonra güncel olarak Türkiye'nin yer aldığı projeler ve sorumlu üniversiteleri gösteren bir çizelgeyi de paylaşacağım. Bu vesileyle tabii ki son derece önemli. CERN'de ilk proje gruplarını oluşturan öncü üniversiteler ve öncü deney gruplarının liderleri var. Bunlar ODTÜ'den Peyhan Hoca, rahmetli saygıyla anıyoruz kendisini. Profesör Doktor Gülsen Ünengüt Hoca, ki Peyhan Hoca'nın öğrencisi ve Çukurova ekibinin başkanı hocamız. Kendisine sağlıklı uzun ömürler diliyoruz. Ve bir diğer hocamız da Adana seminer düzenlediğimiz, bugün kendisini de anlarla anacak olduğumuz Boğaziçi Üniversitesi grubunun lideri Engin Arık hocamız. Engin hocamızı da rahmetli saygıyla anıyorum. Dolayısıyla bu üç değerli bilim insanı, bilim kadını
esasen Türkiye-Sörn ilişkilerinin tarihinde son derece önemli bir yer tutuyor. Peki bu 67 yıllık Sörn sürecinde biz işte 61'deki gözlemci üyeliğimizle beraber yıl 2021 olduğuna göre 60 yıllık bir ilişki söz konusu. Bu 60 yıllık ilişkide önemli dönüm noktalarını, önemli aşamaları bir slaytta derlemeye çalıştım. Epey de oturdu gerçekten. En son Tenmak'ın Gazi Üniversitesi'nin Sörn çalıştayında sunduğu bazı bilgilerle de güncellemiş oldum. Ana hatlarıyla değinecek olursak, işte 90'lı yıllarda LSE deneylerine katılınması önemli bir aşamaydı. Arkasından 2006 yılında Başbakanlığın Sörn-Türkiye ilişkileri konusunda TAEK'i yetkilendirilmesi, TAEK'in bu konuda bilim komitesi oluşturması, arkasından TAEK-Sörn işbirliğinin 2008'de imzalanması ve arkasından hazırlanan ülke raporuyla birlikte Enerji Bakanlığı'nın hükümet adına Sörn'e bu raporu ileterek üyelik başvurusunda bulunması Mayıs 2009'da gerçekten önemli aşamalar. 2009 Sörn Konseyi'nde bu başvuru değerlendirildi ve sıcak bakıldı. 2010'da bu kapsamda Sörn delegasyonu Türkiye'yi ziyaret etti. Arkasından hazırladığı 7 sayfalık rapor son derece olumlu üyelik anlamında. Fakat 2010 Konseyi'nde 17 Aralık 2010'da yine 17 Aralık oldu 2009'daki gibi. Orada Sörn ortak üyelik statüsünü geliştirdi. Yani Sörn'ü bir anlamda tüm dünyaya açmış oldu. Fakat sadece Avrupa ülkelerinin tanıyor olma hakkı var. Fakat ortak üyeliği tanımlayınca dedi ki tam üye olma hakkı olan ülkelerde önce bu ortak üye olacak. Fakat ortak üyelikte de iki seçenek sundu. Bir tanesi dedi ki tam üyeliği hedefleyen ortak üyelik ya da kalıcı ortak üyelik. Ama Türkiye Avrupa ülkesi olduğu için istediği zaman tam üyeliği hedefleyen ortak üyeliği ve sonra da tam üyeliğe geçme hakkına sahip tabii ki. O günkü verilen karar kalıcı ortak üyelik oldu şimdilik. Ama istediği zaman bu statüyü ülke olarak değiştirebiliriz. Peki nihayetinde Türkiye-Sörn ortak üyelik anlaşması 12 Mayıs 2014'te imzalandı. 20 Ocak 2015'te Türkiye Büyük Millet Meclisi onayladı. Bu karar Sörn'e ulaşınca Sörn Konseyi'nin de onayıyla ortak üyelik anlaşması 6 Mayıs 2015'te yürürlüğe girdi. Bu 6 Mayıs 2015 tarihi Türkiye-Sörn ilişkileri açısından gerçekten hani böyle kırmızıyla yazdım zaten bir dönüm noktası. Yani 100 yıl sonra da bu tarih alınacak çünkü Sörn'e önce ortak üyelik, inşallah yakında tam üyelik dediğimiz zaman bu tarihler önemli. Ama anlaşmanın hükümleri gereği bu üyeliğin 5 yılda bir değerlendirilmesi söz konusuydu. 2020 Mart ayında bu 5 yıl dolunca yani işte 2020 Mayıs ayında dolacaktı. Dolmadan hemen önce Mart ayında 5 yıllık değerlendirme için Sörn heyeti geldi. Görüşmeler değerlendirme olumlu sonuçlandı. Pardon. Bu arada tabii Sörn'e üye olan her ülkeye olduğu gibi Avrupa Hızlandırıcı Komitesi'nin bir ülke ziyareti gerçekleşti. 6-7 Ekim 2017'de ülkemizin bu konudaki tüm birikimini 2 günlük toplantıda sunduk. 26 komite üyesi ziyaret etmişti. Az bir sayı değil gerçekten. Onların da Ocak 2018'de ilgili kurum başkanlıklarına TAEK, TÜBİTAK, işte Cenevre'deki daimi temsilcilik ilettiği 4 sayfalık son derece değerli bir mektup söz konusu esasen. Bu konuda yaptıklarımız, planladıklarımız ve yapmamız gerekenler hakkında Sörn'ün görüşünü yansıtan son derece değerli bir rapor. Mutlaka edinip okumanızı öneririm. Sağ üstte görüyorsunuz bizlerin de imzasını taşıyan Mayıs 2009'da hazırlanıp Sörn'e iletilen yaklaşık 150 sayfalık Country Report of the Republic of Turkey yani Türkiye Sörn ülke raporunu görüyorsunuz. Güzel. Peki hocam bu anlaşmanın ana hükümleri neler? Yani ortak üyelik tamam ama bu anlaşmanın ana hükümleri dediğimiz zaman önemli gerçekten. Bir tanesi işte ülkelerin gayri safi milli hasılası ve nüfusuna göre hesaplanan bir tam üyelik aidatı var. Ortak üye olduğunuz zaman bu hesabın onda birini ödüyorsunuz. Yani biraz sonra sunacağım yaklaşık 5,5 milyon frank civarında Türkiye için şimdilik ortak üyelik aidatı. Bu anlaşmayla lütfen dikkat. Evet, Sörn Konseyi'nde
her üye ülke gibi iki delegeyle temsil ediliyorsunuz ama oy hakkınız yok. Yani görüşmelere katılabilirim, fikir beyan edebilirim ama gerçekten diyelim ki yeni bir büyük proje onaylanacak, oy hakkım yok. Hani biraz böyle parayı veren düdüğü çalar demiş Nasrettin Hoca, onun gibi bir şey belki ama önemli bir strateji gerçekten. Ama bunun yanı sıra üye ülkeler, yani ortak üye ülkeler dahil CERN'in bilim ve finans komitelerinde temsil ediliyorlar. Dolayısıyla ülkemizde ediliyor. Bu üyelikle, ortak üyelikle CERN'in bilimsel ve genel eğitim programlarının hepsine katılabiliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak. Bu önemli bir fırsat. Aynı şekilde CERN'deki kadro ve pozisyonlara başvuru hakkımız var. Tüm gençlere, tüm meslektaşlara duyurulur. Bu konuda karnemiz oldukça zayıf. Yani soru olursa anlatabilirim. Firmaların CERN üyelerine katılım hakkı doğdu. Bu konuda da o karnemiz oldukça parlak. Zaten biraz sonra değineceğim. Mersem gerçekten büyük bir potansiyelimiz var ve varmış, öyle diyelim. Bugün yaklaşık 9000 orta ve yüksek teknoloji firmamız CERN ihalelerini takip ediyor. TOB'un orada kurduğu endüstri temas ofisi aracılığıyla bu duyuruları alıyor. İlgilendiği ihale olursa başvuruyor. Durumu biraz sonra açıklayacağım. 5 yıldaki bir durum değerlendirmesinden bahsetmiştim. Yani ne demek bu? Yani 5 yılda bir yapılan değerlendirmenin sonucunda ilişki bozulabilir. Yani ortak üyelikten vazgeçilebilir ya da CERN üyelikten çıkarmak isteyebilir. Ama aynı şekilde tabii devam etme hakkı da söz konusu. Hatta vurguladığım gibi ülkemiz, yani Türkiye olarak biz tam üyeliği hedefleyen ortak üyeliğe geçme ve arkasından da tam üye olma hakkına sahibiz. Bu önemli, çok önemli bir hak tabii ki. Evet. Peki Türkiye'nin CERN'deki temsiline eğer kısaca değinecek olursak, elbette ilişkileri TAEK, yani yeni adıyla TENMAK yürüttüğü için, işte TENMAK Başkanı örneğin CERN Konseyi'nde, yanlış bilmiyorsam, yine bir delegemiz var. TENMAK'ın TOB'a bunu endüstriyel kısmı sen yürüt diye verdiği bir protokol söz konusu. Bu protokol gereği ortak üyelikten sonra CERN'de kurulmuş olan bir ILO, yani Industrial Liaison Office dediğimiz endüstri temas ofisi söz konusu. Onun direktörü büyük bir başarı. Burada altta ismi yazıyor ki birkaç bilgiyi kendisinden aldım. TOB'un başkanlık özel danışmanı Hakan Kızıltoprak Bey. Aynı zamanda CERN Endüstriyel Temas Ofisleri direktörlerinin başkanı. Yani bence çok büyük başarı. Dolayısıyla görüyorsunuz ki altta kırmızıyla yazan Bilim Politikaları Komitesi ve Finans Komitesi'nde de CERN'ın Türkiye temsil ediliyor. Ne zamandan beri? 6 Mayıs 2015'ten beri. Peki hocam, aidattan bahsetmiştiniz. Burada CERN'ın yaklaşık 1.2 milyar franklık yıllık cari bütçesini görüyorsunuz. 2020 bütçesi. Veri oldukça yeni sayılır. Yine Hakan Bey'den aldım. Kendisine teşekkür ediyorum. Burada ülkemizin ödediği 5.731 milyon franklık aidatı görüyorsunuz. Az mı çok mu bakılabilir ama CERN'ın normal cari gider bütçesinin %0.48'ine, yani kabaca %0.5'ına karşılık geliyor. Dolayısıyla bazen şöyle yorumlar yapılıyor. Hani ya Türkiye hazır para verecek, CERN niye üye kabul etmesin ki falan denmişti. Biz bu tartışmaları son 20-25 yılda yoğun yaşadığımız için, içinde yer aldığımız için. Ama görüyorsunuz ki CERN, yani bir gün Türkiye üye olursa, biraz da para verirse falan diye kurulmuş bir merkez değil. Yani onun iyi farkında olmak lazım. CERN'ı asıl kuranlar, asıl oradan bilgi ve teknolojiyi transfer eden tam üye ülkeler. Yani görüyoruz ki işte nüfuslarına göre, ekonomilerine göre CERN bütçesinin yaklaşık %20'sini, %15'ini, %13'ünü, %10'unu ödeyen Almanya, İngiltere, Fransa ve İtalya'ya baktığımız zaman 250 milyon, 180 milyon, 162 milyon franklar ödediğini görüyoruz. Bu ne demek? Yani bizim tam üyelik aidatımız bunun 10 katı olacağına göre yaklaşık 57 milyon franklık bir tam üyelik aidatımız olacak. Türkiye gibi G20 üyesi olmuş, yaklaşık 800-850 milyar dolar gayri safi milli hasılası olan bir ülke için 57 milyon frank hiçbir şey tabii ki. Yani konu para değil burada. Konu neden CERN'e üye olmalıyım? Hangi bilgi ve teknolojiyi transfer etmeliyim? Ülkemde hangi altyapıyı kurmalıyım? Kaç tane uzman yetiştirmeliyim? Bunların kaçı CERN'de pozisyon almalı gibi konular doğal olarak. Peki oldukça güncel TENMAK'tan dış ilişkiler koordinatörü Müz'ün CERN çalıştayındaki sunumundan aldım.
Ama kendi sayfalarında da yakında bu bilgileri yer verecekler. Telmak yeni yapılanıyor biliyorsunuz. Bu bilgi şöyle önemli. Biz aşağı yukarı CERN'de şu anda yürütülen 10 büyük deneyin hepsinde varız. Yaklaşık 40'ı aşkın üniversiteden işte tek tek saymıyoruz ama işte 300-350 civarında lisanslı öğrenci, öğretim üyesi, mühendis, araştırmacımız var. Ama bunların 126 tanesi CERN'e resmi kayıtlıymış, onu söylemiştim. Şu anda incelenmekte olan 4 proje daha söz konusu. Yani 4 projenin daha desteklenmesi söz konusu. Dolayısıyla CERN'de şu anda yürütülen belli başlı tüm büyük kolaborasyonlar ve yürümekte olan tüm büyük deneylerde ülkemiz başarıyla temsil ediliyor. Bilimsel açıdan sağlanmış çok büyük bir başarı. 60'tan beri gelişimini sunmuştum ama LSE deneylerine katılmaya başladığımız 90'lı yılların başından beri sağlanan bir başarı açıkçası. Altta koyduğum cümle de önemli. Özellikle öğrencilerimiz diyebilir ki, ya hocam iyi hoş ama biz bunlara nasıl ulaşacağız, nasıl katılacağız dediğimiz zaman işte burada şeyi görüyorsunuz. Yani hangi deneyde hangi üniversite koordinatörlük yapıyor? Örneğin işte Klik projesinde Ankara Üniversitesi. Ankara Üniversitesi'nden hangi hoca? İşte Aylin Hoca var, Ömer Hoca var diyelim ki örnek veriyorum. Ya da Atlas deneyi için İstanbul Bilgi Üniversitesi Serkan Hocamız orada olduğu için tüm bağlı üniversitelerden üyelere o başkanlık ediyor. Demek ki ben Ömer Hoca'ya, Serkan Hoca'ya ya da işte RD51 için Uludağ'daki hocama, LİK için burada niye tam okuyamadım? Ha, Niğde'den Zafer Hoca'ya örneğin. İşte CMS için biliyorsunuz epey farklı gruplarımız var. Orada görüyorsunuz Boğaziçi Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, ODTÜ, İstanbul Teknik, tekrar ODTÜ'den bir grup, İstanbul Üniversitesi yeni ve güçlü bir ekip olarak katıldılar. Artı TÜBİTAK Bilgem, yani o içeriği sarı gibi olan kutucuklar her bir ayrı takımı belirliyor deneyde. Demek istediğim biraz uzattım biliyorum ama bu projelere nasıl dokunurum, nasıl bu konuda master doktora yapmak istersem, master'ımı doktoramı CERN'de yapmak istersem kimle temas etmeliyim? Cevap neymiş? Cevap ilk planda bu projelerin yürütücüleriyle temas etmek. Ve kuralları neyse işte bu alanda master'a başlamış, bu alanda doktora yapıyor olmak, hatta bu alanda lisans öğrencisi olmak fark etmez. Sanırım kapı açık. Hocanın onayıyla, kendi üniversitenizdeki tez danışmanıyla projeye başvurmak ve girmekle ilgili bir şey. Yani çok zor bir prosedür değil diye bu kadar uzattım. Peki endüstriyle ilişkilerden bahsetmiştik. Yani CERN'de kurulan endüstri temas ofisimizle ilgili yaklaşık 9000 şirketimizin veri tabanına kaydolduğu orta ve yüksek teknolojilerde CERN ihalelerine katılmak için gelişmeleri izleyen firmamızın olduğunu söylemiştim. Bir başarı hikayesinden bahsetmiştim dikkat ederseniz. Yine Hakan Bey'e teşekkür ederek bu güncel verileri paylaşmak istiyorum. O da şöyle, 2016-2020 döneminde yani bu ofis kurulduktan sonra, ortak üyelikten sonra yaklaşık 300'den fazla ihaleye başvurdu Türk firmaları. Ya bunların ne bileyim 3-5 milyon franklık olanları var, 200-300 bin franklık olanları var. Biraz ilginç ama yaklaşık 10'da biri kazanılmış durumda. Özellikle ikinci olarak kaybettiğimiz, yani daha önce böyle bir sistem ürettiniz mi? Aa, üretmemişsiniz ki, yapabileceğinizi söylüyorsunuz ama üretmemişsiniz ki diye kaybettiğimiz milyon franklık ihaleleri oldu. Yani aşağı yukarı bir 10-12 milyon franklık bir geri dönüşü oldu. Yeterli değil elbette ama 9000 firmamızın bu ihaleleri takip ediyor olması çok çok büyük bir potansiyel. Hem içerideki projeler ve laboratuvarlar için hem de CERN'e bu üretim sürecinde göz kırpan, bunu takip eden 9000, 10.000'e yakın firmamız olması ülkemizin endüstriyel gücünü göstermesi açısından da önemli. Peki öğrencilere ne sunuyor hocam CERN bu ortak üyelik dediğimiz zaman? Burada gördüğümüz başlıklar işte doktora öğrenciliği, doktora öğrencileri için Marie Curie pozisyonları, bursları, teknik öğrenci programları, yaz okulu programları, hatta idari konularda öğrencilerin yetiştirilmesi, artı Open Lab, yani Open Lab Summer Student programları var. Artı kısa süreli staj programları var, 2-3 aylık. Artı engelli öğrenciler için özel programları var. Yani
careers.cern/students'a girdiğiniz zaman tüm bu programların detaylarını görüyorsunuz. Ben uzamaması adına detaylarını sunumdan çıkardım. Üçüncü aşamada Türkiye ve hızlandırıcılar ilişkisine değinmeden geçmek istemedim. Yani ilk kez dinleyen gençler olabilir. Ülkemiz aynı zamanda 2000'li yılların başından beri Ürdün'de kurulmakta olan Sinkrotron Işınımı Merkezi'ne, yani SESAME'ye de kurucu üye biliyorsunuz. İşte terapi amaçlı ve izotop üretim amaçlı hızlandırıcılarımız olduğunu söylemiştim. Bunları birer slide'la vereceğim. Tenmak'ın biliyorsunuz proton, elektron ve iyon hızlandırıcıları söz konusu. Onu yine bir slide'la vereceğim. Üniversite arası işbirliğiyle yürüttüğümüz projeden bahsetmişti sunan arkadaşımız. Yaklaşık 18-20 yıllık bir süreç. Bu tam olarak nedir? Özet olarak nedir? Neyi hedefledi? Hangi noktada? Bunun ilk tesisi olarak kurulan tarla tesisi, Türk Hızlandırıcı ve Işınım Laboratuvarı adıyla hükümet tarafından Aralık 2020'de neden ulusal merkez ilan edildi? Bu konuları kısaca tabii ki vermek lazım. İşte Boğaziçi Üniversitesi'ndeki Kahve Lab gibi, ODTÜ'deki İVMER gibi, yani değişik araştırma ve uygulama merkezleri hızlandırıcı ve dedektör teknolojilerinde kurulmuş ve gelişmiş durumda. Yaklaşık 40'a yakın üniversitemizin de CERN deneylerinde yer aldığını söylemiştim. SESAME'ye gelecek olursak, işte Türkiye 7 kurucu ülkeden birisi. Hem SESAME Konseyi'nde yine Tenmak Başkanı'nı görüyoruz. Arkasından Bilimsel Danışma Komitesi Başkanı olarak Argon'dan Türk bilim insanı Ercan Alpoca'yı görüyoruz. Bilkent'ten Emrah Ozansoy Hoca'yı görüyoruz. User Komite'de şu anda Siegen'de Almanya'da bulunan ama Doğuş Üniversitesi kökenli, Boğaziçi kökenli Özgür Kurtuluş Öztürk hocamızı görüyoruz. Türkiye'nin bu merkeze olan katkısı elbette hem bilimsel hem mali hem teknolojik bir takım katkıları var. Ama esasen demet hattı tasarımı artı deney istasyonu kullanımı, deneysel kullanım ama tabii ki kurucu iyiliğin gereği olarak da finansal destek yaklaşık, yani yanlış bir rakam olabilir ama sanırım bir 15-20 milyon dolar civarında minimum katkı sağlamış durumdayız. İşte ülkemizde bizim sayıları en az 200 olan medikal linaklarımız olduğunu, medikal terapi tedavi amaçlı kullanıldığını, izotop üretim amacıyla Sarayköy'de, Ankara Sarayköy'de kurulan TAEK'in, yani Tenmak'ın proton hızlandırıcı tesisi olduğunu, 30 MeV enerjili proton demetiyle, bir de biraz özel sektör ağırlıklı baby cyclotron dediğimiz 10'un üzerindeki, yaklaşık sanırım 14 civarında baby cyclotronlar var. Bu radyo farmasötiklerin, yani radyo izotopların üretimiyle ilgili. TAEK'in hızlandırıcılarına, yani Tenmak'ın hızlandırıcılarına gelince işte 30 MeV enerjili proton siklotronundan bahsetmiştim. 2012-29 Mayıs'ında Başbakan tarafından hizmete açıldı. Fluor-18, iyot-123, indiyum-111, galyum-67, talyum-201 izotoplarını üretiyor. Hastanelerimize gönderiyor tedavi amacıyla. Ama aynı zamanda tesisin ARGE bölümünde hem ODTÜ'nün kurduğu saçılmalı demet hattı hem de benim danışmanlığımda yürüyen bir doktora tezi kapsamında kurum projesi olarak da hayata geçirilen bir PIGZE, yani ışınlama demet hattı söz konusu. Esasen üniversitelerin projelerine açık demet hatları bunlar aynı zamanda. Sarayköy'de Atom Caddesi'nde bulunduğunu, TAEK'in Tenmak olduğunu, Sarayköy'ün Nükleer Enerji Enstitüsü olduğunu burada bilgi olarak görüyorsunuz. Ama çekmece ağırlıklı olmak üzere iyon hızlandırıcıları da var. O da NÜKEN İstanbul kampüsü oldu. Yani çekmece demiyoruz da artık Nükleer Enerji Enstitüsü İstanbul kampüsü diyoruz. Ama Sarayköy'de, Ankara'da 500 kV'lik bir elektron hızlandırıcı tesisinin, bir de büyük özveriyle dünyada yeri olan, yani dünyada başarabilen 10 ülkeden birisi olduk, 1,5 milyon elektron voltluk bir RFQ proton linakı inşa edildiğini de gururla söylemek gerekir. Türk Hızlandırıcı Merkezi projesine gelince yaklaşık 25 yıllık bir uğraş. Amaç tabii ki ülkemizde bu teknolojilerin geliştirilmesini, etkin ve yaygın kullanımını sağlayacak bir ulusal merkeze kavuşmak. Güzel. Ankara Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi'nin işbirliğiyle 97 yıllarında başladı. O zaman Devlet Planlama Teşkilatı vardı. Sonra 2011'de Kalkınma Bakanlığı oldu.
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilince Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı oldu biliyorsunuz. Dolayısıyla esasen aynı kurum bu girişimi, bu büyük projeyi bugüne kadar destekledi. Hocam bu projenin çok büyük ama aşamaları neydi, amaçları neydi dediğimiz zaman biz önce 97-2000 arası yaklaşık 7 kişilik bir ekip, bir arkadaşımız rahmetli oldu, rahmetle saygıyla anıyorum Metin hocamızı Gazi'den, Ankara mezunu kendisi. Ama 6'sı Ankara Üniversitesi'nden birisi de Metin Hoca olmak üzere 7 hocamız ve arkadaşımızla tüm dünyayı inceleyerek Türkiye'de neler yapılmalı başlığıyla bir fizibilite raporu sunduk devlete, devlet planlama teşkilatına. Onlar ikinci aşamaya onay verdiler. Yani ikinci aşama esasen iki paralel projeyle yürütüldü 2002-2005 arasında. Bir tanesi Gazi Üniversitesi koordinatörlük yaptı, birini de biz yaptık Ankara Üniversitesi olarak. THM için öngörülen tesislerin genel tasarım çalışmalarıydı tabii ki. Yani teknoloji nedir, hızlandırıcının tipi nedir, araştırma potansiyeli nedir, onları raporlandırdık. O zaman yaklaşık 20 kişilik bir ekip olduk. Ama üçüncü aşamada yani İstanbul Üniversitesi'nin, Boğaziçi Üniversitesi'nin, rahmetli Engin Hocaların, işte Baki Hocamızın başkanlığı İstanbul Üniversitesi'nin işin içine girdiği 9 üniversiteden 72 araştırmacıyla sunduğumuz üçüncü aşama projemiz esasen sahaya inilmesini, yani bir ilk tesisin kurulmasını, ilk enstitünün kurulmasını, Türk Hızlandırıcı Merkezi'nin her şeyle teknik tasarımının yapılmasını içeren, görüyorsunuz 2006-2016 yılları arası 10 yıllık bir süreç, çok ciddi bir süreç gerçekten. Sonuçları da son derece ciddi, bahsedeceğim. Dördüncü aşama, bu teknik tasarım raporları 2016'da devlete sunulduktan sonra kurulmakta olan tarla tesisi, yani elektron hızlandırıcısı ve ışınım tesisi projesi, tarla projesi devam etti. Ve nitekim yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda Ulusal Araştırma Altyapıları Üst Kurulu tarafından, ki sekreteryasını TÜBİTAK yapıyor, 3 bakandan oluşan bir kurul esasen. Dolayısıyla onların ne derler 2 Aralık 2020'de görüyorsunuz ulusal merkez statüsü verdiğini görüyoruz tarlaya. Dolayısıyla bu şey açısından önemli, yani gelinen aşama açısından önemli. Ama esasen nihai aşama tabii ki büyük ölçekli öngörülen tesislerin kurulum süreci olacaktır önümüzdeki 10 yıllarda. Türk Hızlandırıcı Merkezi projesi böyle bir şey. Yani şu an bir anlamda dördüncü aşaması yaşanıyor. Ama üniversite arası işbirliğiyle yürütülen bu üçüncü aşamada görüyorsunuz ki ilk iki aşamayı biz koordine ettiğimiz için Ankara Üniversitesi koordinatörlüğünde yürüdü. Dolayısıyla işte Gazi Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Doğuş Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Niğde Üniversitesi, Dumlupınar Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi ve Osman Gazi Üniversitesi'nin işbirliğiyle yürüdü. 78 doktoralı araştırmacı, 78 de lisanslı öğrenci vardı 2015 sonunda bu aşama tamamlandığı zaman. Ve gerçekten bu aşamada en önemli aşamalardan bir tanesi de 9 Mayıs 2011'de ilk hızlandırıcı teknolojileri enstitümüzün ve ilk elektron hızlandırıcı tesisimizin ülke olarak hizmet binalarının devreye alınması söz konusuydu. Önemli. Enstitümüz halen Türkiye'de ilk ve tek, 26 Şubat 2010 tarihinde kuruldu. Asıl görevi projeyi ve tarla tesisinin kurulumunu koordine etmek oldu. Ama 2016 yılında Nükleer Bilimler Enstitüsü ile ortak bir lisans programı başlattık YÖK'ün onayıyla. 2019'da da YÖK kendi bünyemizde lisanslı eğitime onay verdi. Şimdi bu dönem öğrenci alınacak. Tarlaya geldiğimiz zaman, tarla tabii ki Türk Hızlandırıcı ve Işınım Laboratuvarı diye isimlendiriyoruz ama esasen İngilizce isminin baş harflerinden oluşuyor. Turkish Accelerator and Radiation Laboratuvarı'nın kısaltılması. Tüm dünya bizi öyle tanıyor. Ne var içerisinde? 40 MeV enerjili bir süperiletken elektron hızlandırıcımız var. Artı 4-350 mikron aralığında ışınım üretecek, yani infrared bölgeye düşen bir serbest elektron lazeri üretimimiz olacak Ar-Ge amacıyla. Bir de tabii ki 30 MeV enerjiye kadar frenleme ışınımı üretip Ar-Ge amacıyla kullanmamız söz konusu olacak. Tesisin yaklaşık 60 metrelik binasını görüyorsunuz dışarıdan. İçerideki sistemlerden de bazı resimler koydum.
Biz ilk elektron gun, elektron tabancamızı 11 Nisan 2013'te çalıştırdık. Şu anda içerisinde deney istasyonlarının 3 tanesi yapılandı. Tersine beyin göçüyle gelen 3 değerli bilim insanı ayrıca 3 laboratuvar kurdular. Hani tarla çalışıyor mu sorusunun cevabı bence en güzel bu haliyle verilebilir. Bu yıl yani 2021 hedefimiz de hem enjektör hem de 20 mevlid ilk kısmın çalışması ve frenleme jenomunun üretilmesi hedefimiz söz konusu. Bu hedefleri eğer ulusal araştırma altyapıları yerinde görmeseydi bize bu statüyü vermezdi tabii ki. Yaklaşık 60 metrelik bir binadan dış ve iç binadan oluştuğunu söylemiştim. Soğutma sistemi, güç sistemi, elektronik sistemi, ışınım sistemi, deney istasyonları kısmı artı workshoplar yani mekanik workshop, elektrik workshop, işte enerji sağlama sistemleri, UPS sistemleri oldukça teknolojik donanımlara sahip bir tesis. Teknik geziye gelenler ya da projede yer alanlar çok yakından biliyor. Tabii ki gezi için, görmek için kapımız her zaman açık. Yeter ki bizlerle temas edin. Nihayetinde bu ulusal merkez statüsünü aldığı 2020 yılına geldiğimiz zaman Ankara Üniversitesi 50. yıl kampüsünde hem HTE'nin yani hızlandırıcı teknoloji rensinin hem de tarla tesisinin yukarıdan bir görünümü var. Hemen karşısında 70. yıl akademi ormanını kurdu üniversitemiz. Güzelleşti açıkçası. Altta görüyorsunuz uluslararası ve ulusal işbirlikleri var. Yani bu 10 yıllık kurulum sürecinde başta CERN olmak üzere Türk Hızlandırıcı Merkezi çalışmaları kapsamında da tabii vurgulamak lazım. DAISY, HZDR, Cockroft, HZB, Almanya, Jefferson, Amerika, İngiltere'den üniversite ve Cockroft'u söylemiştim. İtalya'dan Elektra. Ama yurt içinden de özellikle 2016'dan sonra tarlayla doğrudan işbirliği yapmak isteyen, kurulumunda da katkı sunmak isteyen, ODTÜ ile Bilkent Üniversitesi ile Koç Üniversitesi ile Sabancı Üniversitesi ile ve Aselsan'la özel proje ve işbirliği protokolleri imzalandı. Sağ tarafa baktığımız zaman ülkemizde hızlandırıcıya dayalı 7 ayrı yeteneğin tarla tesis aracılığıyla kazandırılacağını görüyoruz. İlk 3 sırada bahsedilen elektronlametrinin kendi kullanımı, kendisinin kullanılması, frenleme ışınımı ve serbest elektron lazeri yetenekleri şu an kazandırılmakta olan yetenekler. Kullanıcı talebi ve deneyicilerin projeleri kapsamında kurabileceği biraz daha görece ucuz olan donanımlarla tarla tesisinin elektron demetini kullanarak pozitron üretmek, X ışını üretmek, nötron üretmek ve terahertz ışınımı üretmek de mümkün olacak. Dolayısıyla hızlandırıcıya dayalı teknolojiler olarak baktığımız zaman 7 ayrı ve yeni başlık sunmuş oluyoruz Türkiye'ye. Bu son derece değerli, altın değerinde esasen. Peki hocam bu statü ne demek dediğimiz zaman uzun bir değerlendirmeden bahsetmiştim. İlk adaylığına ön onayı 18 Şubat 2019'da verdiler. Yani 2016'da biz ilgili web sayfasına bir girişine başladık. Saha incelemesi, saha panelleri TÜBİTAK'ın başkanlığında kolay bir süreç olmadı. Tüm emeği geçenlere teşekkür etmek lazım, takdir etmek lazım, kutlamak lazım gerçekten. Ama görüyoruz ki 4 Kasım 2020'de ulusal merkezin konuyu imzaladığını, Bakanlar Kurulu'nun imzaladığı haberini aldık. Hemen arkasından tabii üniversiteden ayrılıp yeni bir tüzel kişilik olacağı için üniversiteyle üst kurulun imzaladığı bir protokol söz konusu oldu. Nasıl ki CERN üyeliği için 6 Mayıs 2015 kırmızıyla yazılmış bir tarihse, bu Türk Hızlandırıcı Merkezi'nin ilk tesisinin de ulusal merkez, ulusal laboratuvar statüsünü kazanması gerçekten kırmızıyla yazılmış, kazınmış bir tarih. Umarım unutulmaz. 2 Aralık 2020 tarihi son derece önemli. Ulusal hızlandırıcı ve ışınım laboratuvarının ilki kurulmuş ve tanınmıştı diyebileceğimiz bir tarih. Sağ tarafta Ankara Üniversitesi Senato Salonu'ndaki protokol imza törenini görüyorsunuz. Son derece önemli bir gündü ve başarıydı. Emeği geçenleri tekrar kutluyorum. Tabii yukarıdaki haritada şöyle anlandı. İşte Avrupa'daki hızlandırıcı ve ışınım merkezleri var. İşte en son Polonya'nın kurduğu Solaris'i görüyorsunuz. Balkanlarda büyük bir boşluk var. O Balkanların da tarihi bir türlü gülmedi gerçekten. 100-110 yıl önce kaybettiğimiz topraklar bir anlamda. Dolayısıyla tarlaya bakarsak Ankara'da kurulan büyük bir coğrafi boşluğu da yani Sesame ile Avrupa'nın ortasına kurulmuş bir
merkez gibi yorumlamak mümkün. Ne getiriyor hocam bu ulusal merkez statüsü dediğimiz zaman? Bir tüzel kişilik kazandırıyor. Etkin bir yönetim ki 9 kişilik yeni yönetim kurulu atandı. Dolayısıyla tarlanın bir müdür, ayrıca bir müdür yardımcısı, bir danışma kurulu söz konusu. Nicelikli personel istihdamı, işletmede sürdürülebilirlik, özel sektörle ve tüm devletle, kamu kuruluşlarıyla, üniversiteleriyle, hatta yurt dışıyla ortaklıklar ve işbirlikleri, yani ulusal merkez ne demekse yurt dışında, yurt içinde de bu tanımı görüyorsunuz. Peki hocam, bu Türkiye'nin yarınları olan bu 12 üniversiteden 156 bilim insanıyla 10 yıllık bir çabayla tasarladığınız tesisler neydi? Mayıs 2016'da devlete teslim ettik diyorsunuz. Bunlar Türkiye'nin yarınları diyorsunuz. Bunlardan iki tanesi Işınım Kaynağı tesisi. Bir tanesi Türkay, diğeri Türksel. Dikkat ederseniz bir tanesi 3 milyar elektron voltluk sinkrotron, bir tanesi 1.6 milyar elektron voltluk doğrusal elektron hızlandırıcısına dayalı. Bir diğeri ağırlıklı olarak İstanbul Üniversitesi grubunun çok büyük emek harcadığı proton hızlandırıcısı ve nötron kaynağı tesisi söz konusu. Biz ona Türk Pro dedik. Türkiye'nin proton tesisi anlamında. Görüyorsunuz ki 3 MeV'den 2000 MeV, yani 2 milyar elektron volta kadar enerjisi yükselebilecek bir proton, doğrusal proton hızlandırıcı tesisinden bahsediyoruz. Bu aynı zamanda yüksek enerji ve akıllı nötron kaynağı tesisi anlamına geldiği için orada görüyorsunuz 3 MeV, 20 MeV, 65 MeV, 150 MeV, 250 MeV ve 2000 MeV gibi değişik enerji kademelerinde hangi araştırma ve teknolojilerin geliştirilebileceğini, yapılabileceğini gösteren bir küçük bilgi koymuş oldum. Bir diğeri de tabii ki Türkiye'nin kendi parçacık fiziği ve dedektör teknolojileri araştırmalarını sağlayacak olan TÜRKFAB. Yani orada yanlış yazmışım, gerçekten ilk kez fark ettim. Bir elektron pozitron çarpıştırıcı tesisi. Bir gevrek elektronlarla 356 gevrek pozitronları çarpıştırarak charm kuarklarının rezonansını üretecek bir charm faktörü, bir charm fabrikası, bir kuark fabrikası diye vurgulanabilecek bir tesis. Tabii bu tesislerin hepsi yaklaşık 2 kilometre karelik bir Türk Hızlandırıcı Merkezi kampüsüne kurulabilir ama kurulumları zaman alacağı için farklı bölgelerde, farklı zamanlarda ve farklı yeteneklerde de kurulabilir. Ama 2011 yılında biraz böyle emeğim geçti. Önce kara kalem karaladık nasıl bir kampüs. Sonra ODTÜ'den bir mimar arkadaş bunu videolaştırdı. Ben şu anda zaman darlığından videoyu oynatamayacağım. Ama inanın üst düzey işte bakanlık düzeyindeki briefinglerde çok etkili oldu. Yani biz bu merkezi istiyoruz, destekliyoruz diye. Hani videoyu gören herkes etkilendi gerçekten. Merkezde görüyorsunuz sinkrotron ışınımı tesisi var. Ona teğet gelen 6 milyar elektron voltluk elektron doğrusal hızlandırıcısı var. İleride bağımsız olarak gördüğünüz uzun doğrusal hızlandırıcı proton hızlandırıcımız. Dolayısıyla bir de elektron ve pozitron halkalarının çarpıştırıcı olarak birleştirilebilmesi söz konusu olacak. 2016'ya geldiğim zaman bu çok sorulduğu için özellikle koydum. Hocam ne oldu bu büyük proje deniyor. 2016'da devlet tasarlanan büyük ölçekli projelerin, daha doğrusu tesislerin tasarım raporlarını aldı. Tarlayı desteklemeye devam etti. 1 Ocak 2016'da tarla bağımsız proje oldu. Ve nitekim 2 Aralık 2020'de de tarla ulusal merkez oldu. Ulusal laboratuvar olarak tanımlandı. Öngörülen ve tasarımı yapılan büyük ölçekli bu 4 tesisin kurulum süreci, ülkemizin önünde duran bilim ve teknoloji alanında yapılabilecek en büyük yatırımlardan ve yerine getirilmesi gereken en önemli ödevlerden birisi olarak önümüzde duruyor. Türkiye'nin yarınları demek, Türkiye'nin bilim ve teknolojide Süper Lig'e yükselmesi demek, yüzyılın ortasına kadar kuralım demek. Esasen genç nesle, ki dün 19 Mayıs'tı biliyorsunuz, Atatürk ne diyor? Çok çalışacağız, muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkacağız. Bu tesisleri kurmadan çıkma şansımız yok. En azından ben de öyle bir mesaj vermiş olayım. Peki detayına ulaşamaz mıyız? Projenin, enstitünün ve tarlanın tabii ki ulaşabilirsiniz web sayfalarından. Benden sonra enstitü müdürlüğünü ve tarlanın koordinatörlüğünü devralan, aynı zamanda doktorayı benimle yapmış olan doçent doktor Avni Aksoy hocamız tarlanın aynı zamanda yönetim kurulu başkanlığını üstlendi.
Hatice Duran Yıldız hocamız da Şubat ayında Enstitü Müdürlüğü'ne atandı. O da biliyorsunuz projemizde Türksel tesisinin koordinatörlüğünü yaptı. O 10 yıllık süreçte herkesin emeği büyük tabii ki. Evet, geliyoruz. Geldik rahmetli sevgili Engin Arık hocamızı anmaya. Bu anlamda tabii tüm bilim şehitlerimizi tekrar rahmetle ve saygıyla anıyorum. Hocamızın biliyorsunuz 1948 doğumlu, 2007'deki uçak kazasında kaybettik kendisini. O zaman aktif olarak Boğaziçi Üniversitesi, uzun yıllar tabii ki Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü öğretim üyesiydi vefatına kadar. Burada Boğaziçi'ndeki laboratuvarından iki resim görüyoruz. Her zaman güler yüzüyle, motivasyonu çok yüksek, motivasyon gücü çok yüksek, hızlı çalışan, hızlı üreten, çabuk kızan ama çok seven bir yapısı vardı hocamızın. Ömrünün son 13 yılında ben tanıştım. Biz belki ortak çalışmaya başladık, öyle söyleyeyim. Ama çok kısaca, özellikle dinleyen gençlerimiz, bilmeyenler için 1948 İstanbul doğumlu, 69'da İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Matematik bölümünü, yani çift anadal yapmış. 76'da Pittsburgh'da Amerika'da doktorasını tamamlıyor. Arkasından doktora sonra araştırmalar için Londra'da bulunuyor ve nihayet 79'da Boğaziçi'nde Fen Edebiyat Fizik bölümünde göreve başlıyor. Ama özellikle 90 sonrası CERN'de yer aldığı CERN Korus, CMS, SMC deneyleri ve arkasından 94 ile beraber yanılmıyorsam işte Boğaziçi grubunun CERN Atlas deneyine ve KAS deneyine girişleri söz konusu. Bu deneylerde Türk grubu liderliğini yürüttü. 97-2000 arasında Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun bir projesinde yer aldı diye biliyorum. Ve gerçekten yüzlerce makalesi ve binlerce atıf söz konusu. Bu sabah inspireshep.net'ten baktım, güncelledim, daha doğrusu daha önce almıştım ama tam da 400 makale yayınlamış. Bugün öğle saatleri itibariyle, ki son bir haftadır takip ettiğim için, ortalama günlük 10 ile 15 tane citation alıyor yayınları. 74.731 rakamı var. Bu aşağı yukarı vefat ettiği tarihte yanılmıyorsam 2013'te 13 binlerdeydi. Vefat ettiği tarihlerde 4 bin civarındaydı yanılmıyorsam. Ama görüyorsunuz ki vefat ettiği dönemde de yayın sayısı 339'du. Ama onun yer aldığı ve veri üreten deneylerin, verilerin analiz edip yayınlanması 2014'e kadar sürdüğü için hocamızın isminin geçtiği son makale 2 Temmuz 2014 bu arada. 74.731 atıf alması ve aşı indeksinin de 125 olması çok üretken bir bilim insanı olduğunu zaten söylüyor. 2007'deki uçak kazasından bahsetmiştim. Biz esasen 30 Kasım 2 Aralık 2007 arasında bu Türk Hızlandırıcı Merkezi projemizin 4. çalıştayını proje üyelerimizden Süleyman Demirel Üniversitesi'nin ev sahipliğinde üniversitenin Eğirdir Gölü tesislerinde yapmak için planladık. Ve gerçekten işte 30 Kasım sabahı çalıştayımız başlayacak ve 3 gün sürecekti. Esasen çok da önemli bir çalıştaydı. Çünkü hem tarlanın teknolojisi, hem binaların hali, hem enstitünün başvuru dosyası falan gibi önemli bir gündemimiz vardı açıkçası. Daha sonra yeniden döneceğim o güne. Peki ben 95'te, 94 yılında doktoradan sonra Ankara Üniversitesi Yüksek Enerji Grubu'na girdim. Grubumuzun çok yoğun çalışan alt grupları vardı, 4-5 tane. Salih Hoca başkanlığında, Salih Sultan Soy Hoca başkanlığında. Ben Engin Hoca ile 1995'te Ankara'da bulunduğu dönemlerde mutlaka Perşembe miydi, Cuma mıydı neyse, bizim grup seminerlerine katıldığını hatırlıyorum. İlk kez orada gördüm. Arkasından Ankara Batıkent Akademi Sokak'taki evi vardı hocamızın. Bazı günler, bazı haftalar, bazı hafta sonları orada bulunurdu. Özellikle bahar ve yaz dönemlerinde, CERN'de olmadığı dönemlerde diyelim. Hocamızın vefatından sonra bu sokak Profesör Doktor Engin Arık Sokağı olarak adlandırıldı. Orada çok iyi hatırlıyorum. Hocamızın Ankara'da bulunduğu dönemde
Salih hocamız, Ayla Çelikkale hocamız, diğer gençler buluşup gerçekten projelerdeki son durumu değerlendiriyor idik. Bilimsel çalışkanlığını, ataklığını orada tanıdım. Çok enteresan bir anım var. 22 Ekim 96'da İstanbul Üniversitesi'nde doçentlik sınavını geçtiğim zaman tabii bizim her şeyimizi yakından takip ediyordu. Yani motive etmeyi çok iyi başaran bir hocamızdı ki ben de motivasyona çok değer veririm, gençlerin motivasyonuna. Ben kendimi Taksim'de sonra Boğaziçi Üniversitesi'nde Engin Hoca'nın odasında buldum. Tabii ki konu doçentlik sınavıydı, jüriydi, sorulardı. Ama tabii başararak gittiğim için açıkçası o günkü motivasyonumu, o günkü hocamızın söylediklerini unutmam mümkün değil. Müthiş bir şey. Yani çok yeni tanışmıştım ama sınavdan sonra onu ziyaret etmek istedim. Özel bir randevuyla da gitmemiştim açıkçası. Dönem arkadaşımı da ziyaret ettim gitmişken. Bizim dönem arkadaşlarımızdan bir tanesi Boğaziçi'nde Serdar Nergis hocamız. Hocamız tabii 95-96-97 yıllarında bizim Ankara grubu olarak işte Türk Hızlandırıcı Merkezi projesinin ilkini başlatmamız, DSİ'nin anlaşma imzalamamız ama özellikle Ankara Üniversitesi'nin CERN Atlas deneyine katılımı gibi konularda ki kendisi biliyorsunuz Boğaziçi Üniversitesi Atlas grubunun lideriydi. Onlar 95 yılında sanırım katılmıştı. Arkasından 2001'deki Türk İnan Fizik Konferansı'daki sunumlarımız, arkasından Ankara'da işte TAEK'in ve ATON'un ev sahipliğinde yapılan ilk iki hızlandırıcı kongresindeki katkıları ve sunumları, işte bilim kurullarında birlikte yer almak. Ama en önemlilerinden bir tanesi benim koordinatörlüğümde yapılan ilk hızlandırıcı yaz okulunda Engin hocamızın özellikle dedektörler konusunda çok değerli dersler vermesini hatırlıyorum. Öğrenciler gerçekten çok motive olmuşlardı. Ve nihayet Mart 2005'teki bu TÜBİTAK'ta yapılan CERN projeleri toplantısında katılan işte grup lideri, üniversite temsilcisi hocalarımız yaklaşık 15 hocaydık yanlış hatırlamıyorsam. Pardon. Biz o arada bu Türk Hızlandırıcı Merkezi projemizin 3. aşamasını yazmak istediğimizi, sunmak istediğimizi, sahaya inmek istediğimizi, tesis kurmak istediğimizi, enstitü kurmak istediğimizi söyleyince hocalarımızın o gün toplantıda olan tüm üniversitelerin temsilcisi hocalarımızın büyük bir çoğunluğu biz katılmak istiyoruz dediler. Bunlardan bir tanesi de tabii kaçınılmaz olarak Engin hocamızdı. Dolayısıyla projenin yazıldığı Mayıs 2005 ayında yaklaşık işte 9 üniversiteden 70 araştırmacı ile başladık. Boğaziçi Üniversitesi bu üniversitelerden birisiydi ve Engin hocamız da tabii doğal olarak Boğaziçi Üniversitesi'nin takım lideri ya da grup başkanı olarak imzasını atmıştı. 2005'te bizim işte özellikle Ankara Üniversitesi KLİK projesine katılımı ve onlarla yapılacak çalıştığı için bir ay CERN'de bulunmuştuk. Engin hocamızın da öngörüsüyle birlikte böyle bir CERN'de ne kadar Türk araştırmacı varsa bir gün toplanalım, hatta Cenevre'deki daim temsilcilikten bürokratlarımızı da davet edelim. Böyle bir konuşalım, yani sene 2005 Türkiye'nin CERN ilişkileri ve üyelik süreçlerini konuşalım diye tam günlük bir etkinlik olmuştu. Adına hani piknik panayır denebilir ama biz onu 1. CERN Türk Günü diye anmıştık. Burada Engin hocamızı tabii yanında hemen Metin hocamızı, Metin hocamızın önünde oturan Salih hocamızı görüyoruz. Orhan hocaları, Abbas hocayı, Aysuhan hocayı görüyorum, İlkay hocayı görüyorum. Yani hani Serkan hocayı görüyorum ondan sonra. O gün yalnız ilginç bir şey oldu. Sona doğru Metin hocam, Engin hocama bir çiçek takdim etti. Evlilik yıl dönümleriymiş, 13 Ağustos. Neyse tam etkinlik bitti, dağılıyoruz. Benim de yani bizim de evlilik yıl dönümümüz olduğunu hatırladım. Ve Engin hocaya dedim ki, hocam büyük bir tesadüf ama bizim de evlilik yıl dönümümüz deyince bana dedi ki eşini aradın mı, Ankara'yı aradın mı, Ömer çabuk arıyorsun diye biraz çıkışmıştı. Büyük bir tesadüf gerçekten, o anı unutamıyorum. İlginç bir tesadüf. Ve tabii o bir ay boyunca CERN'de işte onların ofislerinde, deney ofislerinde, kafeteryada sürekli laptoplara açık çalıştığımız bir Engin Hoca, Metin Hoca ve ben böyle bir anımızı koymak istedim.
sürekli işin içinde olan, sürekli gülümseyen, sürekli motivasyona önem veren bir hocamızdı. Ve arkasından 2006'da ikinci hızlandırıcı yaz okulunu dedektör ağırlıklı, yani uygulama ağırlıklı yapalım dedi ve kendisi bilim kurulu başkanı oldu. Okulun kitapçının ön sözüne yazdığı "Dear Colleagues and Students" ile başlayan bu metni daha sonra sunumu indirerek okumanızı öneririm. Çünkü ancak bu kadar kısa bir yazıda bu kadar özgün bir şekilde fiziğin nasıl uygulamalı bir bilim olduğu, hızlandırıcı ve dedektör teknolojilerinin neden önemli olduğu, neleri incelediğimiz konusunda çok özgün bir ön yazısı var. Bence ders niteliğinde gerçekten. Arkasından tabii ki devam ediyor. Yani proje başladı. 24 Şubat 2006'daki açılış toplantısına geldi Ankara'ya. Ankara Üniversitesi Rektörlüğü'nde ve bölümde toplantılarımız oldu. Dolayısıyla o açılış protokolü olsun, işte daha sonra düzenlenen çalıştaylardaki yönetim kurulu kararları olsun, vefatına kadar çok önemli imzalar attı hocamız. Ve ilginç, proje başladıktan sonra ilk çalıştayın düzenlendiği Mayıs 2006'da, bu tabii Mayıs 2006 olacak, 05 yazmışım, yine rahmetli uçak kazasında kaybettiğimiz doktor öğrencisi Berkol Özgen Doğan'ın CERN'e gönderilmesi gerektiğini söyledi ama proje yeni başladığı için hani bürokrasisi, kuralları, formları falan, tabii formlar İstanbul'dan gelip gidiyor. Bana biraz kızmıştı ama biz tabii onun sayesinde bu uluslararası ya da yurt dışı gidişlerle ilgili kuralları rahmetli Berkol'ün gidişi sayesinde öğrenmiştik. Dolayısıyla Engin hocamız sabah 05'te yazdığı mesajda sizi motive eden ama günün sonunda bir iş başarılmadıysa saat 18'de yazdığı bir mesajda da size kızabilen, çok hızlı çalışmayı seven bir bilim insanıydı. Ekibini o şekilde motive ediyordu, öyle söyleyeyim. Takdir etmeyi bilen, ben buraya bir iki tane mesaj aldım ama takdir ettiği mesajları almadım. Hani öyle söyleyeyim, biraz kısa tutmak adına, ama gerekirse onları da gönderebilirim. Önemli bir süreç. TAEK, Türkiye CERN ilişkilerine TAEK baksın dendikten sonra kurulan bilim kurulunda yanılmıyorsam 12 bilim insanıydık. Birisi tabii rahmetli Engin hocamızdı. Salih hocamız da vardı. Çok önemli bir süreç başladı aslında. Yani hem proje destekleri hem üyelik başvurusu için gereken ülke raporunun planlanması gibi çok önemli bir başlangıçtı. 2011'e kadar o kurul çalıştı. Sonra bir başka şekilde yenilendi. Oradaki her kurul toplantısına gelişini, söz aldığı zaman çok etkili şeyler söylediğini katılan herkes hatırlayacaktır. Aralık 2006'daki ikinci proje çalıştayımızda, yani ilk yıl, projenin ilk yılı ama ikinci çalıştayı, hem tarla tesisine bir hemşire alım hattını önermişti, hem de TM Çan Fabrikası Dedektörü ve Fizik Programı diye çok güzel bir sunum yapmıştı. Arkasından 2006'daki yaz okulu bilim kurulu başkanlığını söyledim. Ve en son işte Mayıs 2007'de Ankara Üniversitesi'nde düzenlediğimiz üçüncü çalıştaya gelmişti. Ve iki tane sunumla hem ilk tesisin araştırma potansiyeline genel bir bakış hem de asıl sorumluluğunu üstlendiği parçacık fabrikası dedektör yapısı ve ihtiyacını sunmuştu. Dördüncü çalıştayımızın Isparta'da olduğunu söyledim. 30 Kasım 2 Aralık 2007 tarihleri arasında düzenlediğimizi. Fakat ne yazık ki kazayı yaşadık. Bu hocamızın son mesajı, yani bana proje yürütücüsü olarak bana ilettiği son mesaj, o mesajı önemsiyorum. Boğaziçi Üniversitesi'nin proje grubunun dördüncü çalıştaya katılım durumuna ilişkin e-mail mesajıydı. 1 Kasım 2007, yani tesadüf mesajı 1 Kasım'da, kaza Kasım'ın son günü, yani 30 Kasım'da oldu. Ne diyor mesajında? "Sevgili Ömer, çalıştaya kısmetse, ki normal günlük konuşmalarında kullanmaz pek Engin Hoca, tanıdığımız Engin Hocamız, ama kısmetse yazmış, çalıştaya kısmetse ben, Berkol Doğan ve Engin Abad katılacağız. Berkol ve Engin aşağıdaki başlıklı bir sunum hazırlıyorlar. THM Çan Fabrikası dedektörünün Giant 4 ile simülasyonu. Sevgiler Engin." Yani ne dramatik bir şey ki kazayı yaşadık ve dolayısıyla
katılmaları kısmet olmadı. Dolayısıyla bu kısmetse sözü çok dramatik gerçekten. Doktor öğrencisi Berkol Doğan'ı ve master öğrencisi Engin Abat'ı da tabii kazada kaybettik. Dolayısıyla bu Keçi Borlu yakınlarında 30 Kasım sabahı çalıştayımız başlayacaktı. Esasen onların uçağı saat 11.30 gibiydi ama Engin hocamız gece aradı, konuştuk. Dedi ki biraz gecikecek, siz bizi beklemeyin, uyuyun. Nasıl olsa sabah görüşeceğiz dedi. Uçak 12.30 gibi İstanbul'dan havalandı. Fakat 1.36'da kayboldu, düştü. Ve biz saat 2 gibi uyandığımız zaman, tabii televizyonlar yayına girmişti ama uçağın yeri bulunamıyordu. Arkadaşlar havalanda kurulan kriz masasına gittiler. Isparta'daki öğretim üyesi arkadaşlarımız. Ve nihayet saat 4 gibi, 4.30 gibi uçağın yeri tespit edildi. İşte mürettebat dahil 57 vatandaşımız hayatını kaybetti ama bunlardan 6 tanesi bizim çok değerli bilim insanlarımız, 3 değerli hocamız ve 3 değerli asistanımızı bu kazada kaybettik. Onlar bizim bilim şehitlerimiz. Onların projeleri, hayalleri, hedefleri bize emanet. Dolayısıyla çalışmalarımızı hep öyle yorumladık. Her fırsatta andık. Benim Ankara'ya dönüp cenaze töreni için İstanbul'a geçmeden önce yönetim kurulu arkadaşlarına yazdığım bir mesaj var. Biraz uzunca bir mesaj ama 2 Aralık 2007 Pazar günü yazmışım. Gazeteci Abbas Güçlü bu mesajı yani öylesine etkileyici bulmuş ki birebir köşesinde paylaşmıştı. Değerli arkadaşlar diye başlıyor tabii ki. Çok dramatik, hatta ikinci sayfasını koymadım sunuma çünkü işte cenazeleri aldığımız anlarda hocalarımızın ve asistanlarımızın yakınlarının bu yürek dağlayan bir takım cümlelerine yer vermişim. Onu buraya koymadım açıkçası. İlk ve son sayfayı koydum. Ama ilk sayfanın son paragrafını okumak isterim açıkçası. 2007 viraj yılıydı. Çalıştay öncesi yazdığım uzun mesajda savrulmadığımızı yazmıştım. Ancak bilemedim Çalıştay gecesi yanlış rotaya girenin ve savrulanın uçak olacağını ve bizim de kolumuzu kanadımızı kıracağını. Gerçekten bilemezdim. Son kısmında da o gün yaşadıklarımıza atıfla arkadaşlar gerçekten biz o geceyi orada nasıl göğüsledik şimdi inanamıyorum. Allah hepinizden razı olsun. İşte Serkan Hoca'nın çok değerli hem Doğuş Üniversitesi'nden hem Boğaziçi Üniversitesi'nden dedim ki iki anneni, dört kardeşini birden kaybettin gibi şeyler söyledim. En sonunda gece cenaze töreni için İstanbul'a geçeceğim, görev büyük ve kutsal, saygı ve sevgilerimle bitirdim diyerek bitirdim. Ama şıkırlıktan daha fazla yazamayacağım diye kaleme aldığım bir yazı. İşte bu Milliyet'te Abbas Güçlü'nün köşesinde birebir yayınlandı. İkinci slaytını buraya koyamadım çünkü gerçekten dramatik cümleler yazmışım o acıyla. Süleyman Demirel Üniversitesi tabii ki büyük bir vefa örneği olarak hem bir proje anıtı hem de hocalarımızın adına heykelleri içeren bir bilim şehitleri anıtı ve Engin Arık Parkı, büyük bir park alanı düzenleyerek içine böyle bir anıt ve heykeller koydu. Onun açılışını yaptık 23 Ağustos 2008'de. Çok çok anlamlı bir gündü. Dolayısıyla hem projemizin hem bilim şehitlerimizin böyle bir parkta ve anıtta yaşıyor olması, heykelleriyle yaşıyor olması son derece değerli. Emeği geçenleri, düşünenleri, özellikle Suat hocamı bu anlamda anmak ve kutlamak istiyorum. Biz tabii her fırsatta, her çalıştayımızda bir bilim şehitleri köşesi yaptık. Özellikle 2008'de yani kazadan bir yıl sonra yaptığımız Ankara Üniversitesi'ndeki 6. çalıştayımızda çok değerli bir köşe yapmıştık. Sonra bunu Ankara'da yaptığımız çalıştaylarda taşıdık tabii. Nihayetinde bilim şehitlerimizi anlatan bir levhamız artı en önemlisi enstitümüzün ikinci kuruluş yıl dönümünde yani 9 Mayıs 2013'te Sayın Rektör'ün de katılımıyla Sayın Metin Hocam'ın da konferansı eşliğinde hızlandırıcı enstitümüzün büyük konferans salonuna Engin Arık Hocamızın adını verdik. Orada yaşatıyoruz. Sonsuza kadar da yaşayacaktır eminim. Türk Fizik Derneğimiz tabii çok değerli bir adım atarak 2008'den itibaren bilim şehitlerimiz adına ödüller koydu. Bunlardan en önemlilerinden bir tanesi doğal olarak Profesör Doktor Engin Arık Bilim İnsanı ödülü oldu.
Bu ödülü 2008'den başlayarak kazanan, yüksek enerji ve hızlandırıcı çalışmalarına emeği geçen değerli bilim insanlarının listesini görüyorsunuz. En son 2020'de yurt dışından bir, Romanya'dan bir bilim insanı kazandı. Ben de 2010 yılında kazanmıştım. TÜBİTAK Başkanı'nın elinden ödül alırken görüyorsunuz. Ödülün beratı da yukarıda çerçeveli olarak görünüyor. Yine Engin hocamızın gülen yüzü. Onun adına konulan böylesine değerli bir ödüle layık görülmek tabii her bilim insanı için çok değerli. Çok güzide bir köşede, ofisimde saklıyorum tabii ki. Diğer iki ödülden bahsedersek, yine uçak kazasında kaybettiğimiz bilim şehitlerimiz Özgen Berkol Doğan doktor öğrencisi ve Engin Abat master öğrencisi, onlar adına konulmuş olan TFD en iyi deneysel poster ödülü ve TFD en iyi kuramsal poster ödülü söz konusu. Bu ödüller TFD tarafından verilen ödül beratından oluşmakta. Profesör Doktor Engin Arık Bilim İnsanı Ödülü ise hem berattan hem de Arık ailesince karşılanan 2000 dolarlık para ödülünden oluşmakta. 2015 aralığında sanırım anma töreni için kaleme alınmış bir yazı var. Uzunca bir yazı yine. Yine çok duygusal olmuş açıkçası. Ama onun Profesör Doktor Engin Arık'ın anısına bilimsel mirası ve vasiyeti, anılar ve söz diye bir başlık atmışım. Yazının sadece son kısmını koydum buraya. O kara gün 30 Kasım 2007 diye başlıyor. Ve gerçekten şöyle bir söz vererek bitirmişim. Söz. Bilim şehitlerimiz bilsinler ki emanetleri sağlam ellerde. Bilsinler ki vasiyetlerine uyuluyor. CERN'e ortak üye olundu. 2015 yılı itibariyle yazılmış bir yazı. Tam üyelik yolda. TAEK PET kuruldu. THM tasarlandı. Tarla kuruluyor ve devamı yolda. Er veya geç CERN'e tam üye olunacak ve THM kurulacak. Bizler Engin Arıkların kolay yetişmediğinin bilinciyle bu sözü veriyoruz. Onun için rahat uyusunlar ışıklar içinde demişim. Yani bu sözü ne kadar versek azdır, ne kadar çalışsak azdır onlar için ve ülkemiz için tabii ki. Ve Engin hocamızın kendi sözleriyle, kendi sesiyle 2006'da hazırlanan Küçük Muhteşemdir ve Geleceğe Umutla Bakmak belgeselleri için yapılan çekimlerde, çekimler tabi uzun ama özellikle Türk Hızlandırıcı Merkezi ve Türkiye'nin CERN üyeliğini vurguladığı çok değerli bir video var. Görmüşsünüzdür muhtemelen ama ben 15 yılın ardından özellikle aramıza yeni katılan genç bilim insanları, genç bilimciler, genç fizikçiler bu mesajı dinlesin. Aslında dinleyince şöyle bir anlam oluyor. Yani 15 yıl önce söylenen sözler sıcaklığını nasıl koruyor onu anlıyorsunuz. İnanılmaz gerçekten. Dinliyoruz. Bugün maalesef hiçbir hızlandırıcımız tıpta kullanılanlar dışında yok araştırma için. Onun için Türk fiziğinin bu hızlandırıcı merkezi çok önemli olacak. CERN'ün üyeliği demek belki bir miktar bütçe ayrılması demek ama aslında onun yanında en büyük getirisi biz Avrupa ülkeleriyle birlikte aynı bilimsel platformda gençlerimizi yetiştirebileceğiz. Bilim adamlarımız yaptıkları araştırmalarla aynı platformda seslerini duyurabilecekler ve bu konuda Türkiye geri kalmış ülkeler sınıfından çıkıp bu araştırmaların başında olan ülkeler arasına girebilecek. CERN'deki çalışmaları biz bir yarım asır geriden takip ettiğimiz için gerek Türkiye'deki altyapımızın geliştirilmesi, gerekse yetişmiş eleman sayımızın nüfusumuza oranının istenen seviyeye çıkarılması için tabii çok hızlı çalışmamız ve mutlaka büyük destekler almamız gerekiyor. Yani Türkiye'nin önce şunu benimsemesi lazım. Bir ülke bilim ve teknolojisini kendi geliştirmeden, kendi üretmeden ne ekonomik ne sosyal ilerlemesine imkan yok.
kopyalayarak hiçbir ülke ileri ülkeler safhasına geçmemiştir. Evet, dinlediğiniz gibi yani son derece özgün, son derece net, anlaşılması kolay bir mesajı var, bir vasiyeti var hocamızın. Bilim ve teknolojide neye odaklanmamız gerektiğini o kadar çarpıcı söylemiş ki. CERN üyeliğinde evet bir miktar para demek ama diye devam eden cümlesi de son derece önemli. Yani bu bilime ve teknolojiye ilkelden dokunmak, ülkeye taşımak ve gerçekten gelişmiş ülkeler aşamasına geçmek için ne kadar fedakarlık gerektiğini çok güzel vurguladı. Biraz zaman aldım ama özellikle hocamızı ve bilim şehitlerimizi anmak adına eklediğimiz kısmın bir kayda geçmesi ve gençler açısından izlenmesi açısından değdi diye düşünüyorum. Sonuç olarak 4 tane de mesaj koydum. Bir tanesi gerçekten dün 19 Mayıs'ı kutladık, başta da vurgulamıştım. Büyük Atatürk'ün özellikle işte hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir gibi, muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkma hedefi gibi bize işaret ettikleri var. Dolayısıyla yüzyılımızın bilim ve teknoloji yüzyılı olduğunu da hiçbir zaman göz ardı etmeden, bu anlamda eğitim ve araştırmaya da gereken önem vererek bu hedefi yakalamalıyız. Yani bu bizim hepimizin en önemli görevi olmalı. Tabii ki dünya bilim ve teknolojisinin lokomotifi olan CERN'e ortak üyelik ve tam üyeliği hedeflemek, özellikle bilgi ve teknoloji transferi açısından ne anlama geldiğini söylemiştim. Tam üyelik aşamasının işte bu CERN konseyinde oy hakkı olmaksızın söz sahibi olmak yerine oy hakkı olarak söz sahibi olmak, yani geliştirilen teknolojiler ve yapılan araştırmalarda söz sahibi olmak anlamına geldiği için bu hedefi mümkün olan en kısa sürede gerçekleştirmemiz gerekir ülke olarak. Hepimizin ayrıca böyle bir görevi var tabii ki. Türk Hızlandırıcı Merkezi ve tarladan bahsetmiştim. Bu da esasen işte 2020 yılında geçen yıl gerçekleşen çok önemli bir dönüm noktası. Umuyorum TM kapsamında öngörülen tesisleri de tabii kurmak çok önemli bir görev hepimiz için. Eğer yüzyılın ortasına kadar bu 4 büyük tesisi kurmayı başarabilirsek, hem bu teknolojileri ihraç eden bir ülke hem de gerçekten katma değeri yüksek Ar-Ge çalışmalarının önünü açacağı için bir anlamda zenginliği yani refahı yakalayan bir ülke olabilmemiz açısından hayati öneme sahip. Tabii ki tüm öncü ve jenerik teknolojilerde ulusal laboratuvarlarımız, merkezlerimiz olmalı. Bu 65-50 yasası kapsamında biliyorsunuz tarla 5. ulusal merkez oldu. Diğer merkezler işte UNAM var, Bilkent'in nanoteknoloji merkezi, Sunum var, Sabancı Üniversitesi'nin nanoteknoloji merkezi. Biyotıp var, 9 Eylül'ün biyotıp merkezi. Arkasından ODTÜ'nün Micromechanical Systems dediğimiz MEMS merkezi var. Beşincisi tarla oldu, hızlandırıcı ve ışınım merkezi olarak. Altıncısı bizimle birlikte ODTÜ'nün güneş enerjisi araştırma merkezi bu statüyü aldı. Sanırım bir 10 küsür daha merkez inceleme altında. Sanırım önümüzdeki yıllarda bu sayı 25'i 30'u bulacak. Yani jenerik teknolojilerin hepsinde ulusal düzeyde tanımlanmış bir araştırma merkezine kavuşmayı hedefliyoruz ülke olarak. Bir de tabii son mesaj olarak, yani bizim gelişmişlik göstergeleri açısından konumumuz yükselmiş durumda ama gelişmiş dünyanın 1/3 seviyesindeyiz önemli göstergelerde. Örneğin işte bilime ya da araştırmaya ayırdığımız bütçemizin henüz %1.2 düzeyinde olması, henüz 30 bin küsur civarında yayın yapabilmemiz, arkasından henüz yüksek teknoloji üretimde kullanım oranımızın %4'lerde, 5'lerde olması, dolayısıyla tüm bunların sonucu da işte yükselen kurları da dikkate alınca hepimizin, her birimizin cebinde yıllık 8 bin dolar olması, bu göstergelerden bazıları. Ama bunlar gelişmiş ülke seviyelerinden ne yazık ki biraz uzak açıkçası. Özellikle 2023'e çok yaklaştığımız ve 2023 hedeflerinin ki 20 yıl önce tanımlanmıştı,
bu hedeflerde yer alan rakamların, belirtilen hedeflerin biraz uzağındayız. Aslında yani yarı yarıya yakaladık denilebilir ama diğer yarısı için belki bir 20 yıl daha çalışmak gerekecek. Kalan 2 yıl yetmeyecek belli ki. Ve nihayetinde de şu mesajı tabii inanıyorum ki dinleyenlerin hepsi katılacaktır. Bilim şehitlerimizin fizik, mühendislik, teknoloji anlamında büyük katkılar sunmuş ama rahmetli olmuş meslektaşlarımızın hatıralarına, projelerine sahip çıkmak hepimizin görevi. Buna sahip çıkmayı sürdürebilmeliyiz. Bu vesileyle ben bilim şehitlerimizi bir kere daha rahmetle ve saygıyla anarak ve tabii sabrınız için, ilginiz için teşekkür ederek ve özellikle de pandemi öncesi davetlerini kısmet bugüneymiş online olarak gerçekleştirdiğimiz İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Kulübü'ne, teknik ekibine, danışman hocalarına ve davetleri için teşekkür ediyorum. Ve tabii sizlere yani tüm katılımcılarımıza da sağlık, mutluluk ve başarı dolu günler diliyorum. Çok teşekkürler. Ömer Hocam, ben de kendi adıma ve kulübüm adına Engin Hocamızla bu değerli anılarınızı paylaştığınız için çok teşekkür ediyorum. Eminim ki ben ve benim gibi burada dinleyen birçok fizikçi arkadaşıma ilham oldu bu anlattıklarınız. Ve ben de aynı şekilde Engin Hocam'ın ve diğer bütün bilim şehitlerini saygı ve rahmetle anıyorum. Tabii sorular olabilir. Memnuniyetle evet. Cevaplamak isterim açıkçası. Dilerseniz sorulara geçelim hocam. Sena Nur Yılmaz adlı kullanıcı, bir yayında CERN'de çalışan bir hocamız artık hadron çarpıştırıcısının daha fazla devam etmeyeceğini söylemişti. Bu doğru mu hocam demiş. Şimdi şöyle, sunumunda geçmişti biliyorsunuz. Mevcut hadron çarpıştırıcısı, yani proton-proton çarpıştırıcısı, bizim Large Hadron Collider dediğimiz çarpıştırıcı, 7 TeV'lik demet enerjisiyle, yani toplamda 14 TeV'le bu çarpışmaları gerçekleştiriyordu. Dolayısıyla yeni planlanan bu Future Circular Collider dediğimiz, yani FCC proton-proton çarpıştırıcısı ki aynı zamanda elektron-hadron çarpıştırıcısı opsiyonlarını da içeriyor, onun demet enerjisinin 50 TeV ve çevresinin 100 km olacağını tekrar hatırlayacak olursak, hadron çarpıştırıcısının hem de artan enerjiyle ve büyüyen boyutla devam edeceğini görebiliyoruz. Evet. Başka soru var mı? Bakıyorum. Başka bir soru sorulmamış hocam. Şu anda da gelen hali hazırda bir soru yok. Harika. O zaman her şey çok iyi anlaşılmış demektir. Harika bence. Ben de öyle düşünüyorum. Evet. O halde sorularınıza ve ilginize teşekkür ederiz. Hocam size de anlatımınız ve sunumunuz için çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ederim. Umuyorum yeni başarı hikayeleriyle önümüzdeki süreçte, önümüzdeki yıllarda yüz yüze nice etkinliklerde buluşuruz ve bu önemli bayrağı size elden teslim ederiz diye düşünüyorum. Çok teşekkürler ilginiz için, davetiniz için. Umarız hocam, biz teşekkür ederiz. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Hoşça kalın. Etkinliğimizi burada sonlandırıyoruz. Diğer etkinliklerimizden haberdar olmak için sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki seminerde görüşmek dileğiyle sağlıklı günler dileriz. Bilimle kalın.